Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun canım. Arkadaşlar bugün dijital takograf eğitimi bizim özellikle denetim konusu bizim Türkiye'de bayağı bir aslında meşakkatli bir olay. Bu konuya değinmek de aslında cesaret isteyen bir konu. Yani sıkıntılı bir mevzu. Sağ olsun Ünal hocamız da hani yayınımıza destek için beraberce yapalım diye şey yaptı. Yani Türkiye'de aslında dijital takograf konusu bir türlü istediği randımanı sağlayamamış bir konu. Fakat işte bazı şeylerimiz var. Halen daha yapılması gereken aşamalar var. Bu her tarafta var. Yani sadece kurumsal olarak çok kişi işte trafikçileri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bu konuda eksik falan diye zaman zaman haksız yere eleştiriyorlar ama maalesef bu konu birden çok kurumu etkileyen, birden çok kamu kurumunu etkileyen bir mevzu. Sadece tek taraflı düşünülmemesi gerekiyor. O nedenle ortada bir kavram karmaşaları ve çok hani aşırı gürültülü, yani kulaktan dolma bilgilerle nedense insanların yetiştiği çok acayip bir sektör. O nedenle trafikçi arkadaşlar denetimde zorluk çekiyorlar. Kullanıcı arkadaşlar birçok sorunlar yaşıyorlar. Kullanıcı arkadaşlarla trafikçi arkadaşlar birbirlerine çoğu noktada sahada sıkıntılı durumlar oluşuyor. Yani bunları bir nebze aslında biz azaltmaya çalışıyoruz. Zaten yıllardır da takograf eğitimlerine aslında benim dahil olmamdaki mevzulardan bir tanesi o. Ben sonuçta sivil bir vatandaşım ama takograf konusunda işte eğitim alıp hani bu konuda insanları yetiştiren bir kişiyim. Daha önce ben takograf servislerini yetiştiriyordum. Türkiye'de, yani Avrupa'daki bir takograf üreticisinde mühendis olarak çalıştım. Orada takograf eğitici eğitmeni belgesi aldım. Takograf servislerini takograf konusunda yetiştirdim. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir temasımız sonucu onların eğitimlerine de dahil oldum. Aslında güzel de oldu, güzel bir süreç de yaşadık. Yani takografın okur yazarlığını, hani raporlarından bir şeyler okuyabilme konusunda birçok aşama, birçok gelişme yaptık bu süreç içinde. Ya bu konuda tabii Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki birçok müdürümüzü, amirimizi, işte çalışan bütün kadrodaki başpolis, polis arkadaşlar hepsini tek tek yardımları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocamız da genel görev yapan, hem sahada hem de yıllardır trafik biriminde yer alan, aynı zamanda da takograf konusunda eğitmenlik yapan bir abimiz, bir ben artık dostum olarak genelde abi diye zaten şey yapıyorum, konuşuyorum. Bir abimiz ve yıllardır hani takograf konusunda birçok konuda kendisini, yani birçok kişiden iyi duruma getirdi, yetiştirdi bu konuda. Beraber de çok çalışmamız oldu. Ben kendisinden çok fazla şeyler öğrendim. Ben bildiklerimi dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım ama bakalım işte güzel bir eğitim süreci başlayacak. İnşallah hani bundan sonra da hani bu eğitimleri geliştirebiliriz. Daha doğrusu takograf konusu hep bir şekilde unutuluyor. Yeni memur arkadaşlar başlıyor veya işte tayin olan arkadaşlar oluyor. Yani bu tür trafik personelinde de sürekli bir rotasyon var. Bu rotasyonunda biraz herhalde hafifletmiş olacağız diye düşünüyorum hocam. İnşallah hocam. Sağ olun. Ben de tüm katılımcılara hayırlı akşamlar dileyim. Caner hocamın bahsettiği gibi saha elemanıyız. Yani burada biz zaten içerisinde olanlardan biriyiz. Bunun da çok büyük faydasını tecrübe olarak gördük, yaşayarak öğrendik dersek doğru olur galiba takografı. Ki son 6 yılı saymadan 12 yılımızı verdim. Ben 12 yıllık bir zaman geçirdim takograf üzerinde. Bu 12 yılın sonunda biriken tecrübelerini aktarmışsın aslında bakarsanız bize. Ki buradan devamlı hani biz denetlemeciyiz, asıl işimiz denetleme, profesyonelliğimiz kaza iken takografta bilinenlerden olmak, takografı çok az kimsenin bilmesinden kaynaklanan bir olay. Hani yıllardır 1918-1983 yazımıdır. 1983'ten bugüne kadar takograf denetlemeleri yapıldı mı? Evet yapıldı. Fakat nasıl yapıldı? Günübirlik yapıldı. Olduğu kadar yapıldı. Sayısala geldiğimiz zaman artık bazı şeyler kapatılamaz hale geldi. Yani mecburen bunu öğrenmek zorundasın, bilmek zorundasın. Farklı bugüne kadar uygulamadığın maddeleri uygulamak zorundasınlar ortaya çıktığı zaman da işte kilitlendiğimiz noktalar oldu. Bu konuda Caner hocamızdan çok büyük destek aldık. Ne nedir, ne değildir. Beraber çok kafa patlattık. Bunun uygulamadaki karşılığı nedir? Yani orada bir hata var ama bu uygulamada nasıl? Veya orada bir şey var ama biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Ne değildir derken evet bugüne kadar geldik. Birçok şeyi de açtık galiba. Şimdi aslına bakarsanız artık tadını çıkartıyoruz desek bilginin diye söylesem doğru olur. Tadını çıkarmaya devam edelim hocam. Evet, aslında internette de sağ olsun Ünal hocamız, hani biz aslında sadece olayı eğitim konusunda tek taraflı düşünmedik bu arada. Ünal hocamız da şoförler ve hani araç sahipleri bilgilensin diye kendi kanalında defalarca birçok mevzuyu detaylandırdı. Ben de elimden geldiği kadar detaylandırmaya çalıştım. Şimdi zaten ben Emniyet Genel Müdürlüğü ilk hani tanıştığım sıralarda, hani ilk bu eğitim süreçleri başlayacağı sırada ben şu eleştiriyi yaptım. Yani tamam, teknik konuda ben size her şeyi anlatayım takografın. Benim için bir sorun yok. Ama ben yol kenarında bir trafik polisi gibi, hani beni yol kenarında polisler çeviriyor, ehliyet ruhsat diyor, veriyorum. Cezam neyse yazıyorlar, gidiyorum. Hani takograf bir kamyonu çevirdiğinde bir memur nelerle karşılaşıyor? Ne yapıyor? Onu tam bilmiyorum. Mesela bu işe girdikten sonra o kadar çok şey öğrendim ki, hani normalde ben zannediyorum ki trafik memuru işte sadece trafik cezaları kapsamındaki cezaları keser, olay biter falan diye düşünüyordum. Sonra baktım ki iş daha da, hani bu işin içinde karayolları mevzuatının olduğu, işte bu işin içinde Sanayi Bakanlığı mevzuatları olduğu, hani onlara da ceza kesebildiğini, daha sonra da bazı şeylerde şunlarla karşı karşıya kaldık. Bu sefer her ceza kesecek kurumun artık trafik polisine yönlendirdiğini öğrenmeye başladık. Bu arada da gerçekten de hani Türkiye'de birçok herkes şey zannediyor, hani ya memurlar ne yapıyor ki, işte yol kenarında duruyor, işte aracı çeviriyor, bilmem ne falan fişman. İşte sonradan öğrendim ki işte 14-15 tane teknik detaya giren konular var. Bu teknik detaylarda da memurun teknik anlamda yetişmiş olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir memur arkadaş hani bir teknik uzman olamaz. Endüstri meslek lisesi okumuş olabilir, yüksekokul okumuş olabilir teknik konuda, ama oraya tarih bölümü okuyan kişi de geliyor sonuçta. Yani veya edebiyat okuyan bir kişi de geliyor veya direkt düz liseden çıkmış bir kişi de memur olabiliyor. Hani bu emniyetin zaman zaman değişen şeyleri var. Sonuçta bu arkadaşın teknik altyapısı yok. Şimdi bu arkadaşa biz işte takografın 4 tane kablosu var, İşte şuradan şunu artıyı eksiği bağlıyorsun, İşte şasiyi bağlıyorsun bilmem ne falan dediğimiz vakit arkadaşın ister istemez kafası karışıyor. Veya ben içindeki bir elektronik, hani tüm aksamı anlatabilirim ama içindeki bir çipi anlatmam için benim saatlerimi harcamam gerekiyor eğer teknik altyapısı yoksa. Hatta aylarımı harcamam gerekiyor bir arkadaşa. Bu konuda biz daha çok pratik yönüne yoğunlaştık. Yani burada Ünal hocam olsun, hani diğer eğitmen arkadaşlarımız da var bu işin içinde. Hatta trafik eğitim, o zaman eğitim daire başkanlığıydı. Şimdi trafik başkanlığı içinde eğitim birimi var. O zamanki şartlarla hani hepimiz seferber olduk. Hatta beni de bir süre sahaya çıkarttılar. Hani denetleme, bak oğlum şöyle oluyor falan diye bana da bir ufak bir eğitim verdiler yani. Bu şekilde gelişti. Yani durup dururken hiçbir şey gelişmiyor. Yani o yüzden biz buradaki deneyimlerimizi, karşılaştığımız hataları, çünkü Ünal hocamıza da birçok kişi ulaşıp soru soruyor. Bana da birçok kişi ulaşıp soru soruyor. Hani dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ben sonuçta şeye kadar bilirim. Hani etkilendiği trafik yasası veya Avrupa yasalarına kadar bilirim. Öbür tarafta gene işin başka boyutları oluyor. Mesela çok sonra da öğrendiğim bir şey, işte kabahatler kanununda bir madde varmış. İşte ona göre adamın işte 1 senelik geriye kadar ceza yazılabiliyormuş. Hani ben bugüne kadar bunu bilebilen bir insan değilim. Çünkü hani sahadan gelen bir trafikçi değilim sonuçta. Hani bunu veya bir memur gibi çalışan bir kişi değilim. Hani tam mevzuatları bilemiyorum. Bu arada katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Yani burada hocam bir sürü şey var. Detay var yani sonuçta. Sınırsız desek doğru. Denetleme kısmı işin gözüken kısmı. Yani burada siz teknik imkanları sağlayan veya oluşturan veya montajı yapan veya kalibrasyonu yapan sizler biraz daha sahne arkasında kalıyorsunuz. Yaptınız, bitti. Ondan sonra asıl iş başlıyor. Nedir asıl iş? Bunun denetlenmesi. Burada denetleme dediğimiz zaman hani genel olarak halkta ya da biz de polis olmadan önce o düşüncedeydik. Polis ne yapar? Ya da trafik polisi ne yapar? Ceza yazar, gönderir. Aa, ne kadar kötü iş yapıyorlar. Bak ceza yazdım, parasını cebinden aldı veya yazması olmaz mıydı? Gibi gibi. Yanlış olmasın, avam düşünceyle yani alt tabaka, alt düşünceyle bu böyle gözüküyor ama işin içine girdiğiniz zaman yani bunu meslek edindiğiniz zaman böyle olmadığını çok net olarak ama acı şekilde ve kanlı şekilde öğreniyorsunuz. Yani dün sabah işte geceyi gördük veya duyduk. Sabah ben gece çalıştığım için sabahı görüyorum. Açıyorum herhangi bir sosyal medyayı. Otobüs kazası 9 ölü, 30 yaralı. Şimdi sen ne düşündün burada? Aa, 30 kişi ölmüş, yazık, günah, Allah rahmet eylesin. Tamam, evet, güzel. Ben ne düşündüm? 30 tane eve acı girdi. Acaba o otobüs niye yanlış yaptı? Acaba bu kaza olmasaydı nasıl sağlayabilirdik? Nerede eksik kaldık? Ne yapardık da bu kaza olmazdı? Nasıl önleyebilirdik? Ben bunları düşündüm. Yani burada şu var. Herkes kendi penceresinden, kendi açısından olaylara bakıyor. Ki bakacak, normal. İnsan tabiatı bu şekilde zaten. İşte burada da bu denetlemenin etkinliği ortaya giriyor. Nasıl denetlemenin etkinliğini artırabilirsiniz? Kazaları azaltarak. Amaç budur. Hani biraz daha nasıl anlatayım bunu? Daha basit yöntemle veya daha alt dilden anlatmaya çalışayım. Niye ceza yazar polis? Trafik polisi niye ceza yazar? Ya ceza yazmak kötü müdür? Ceza yemek kötü müdür? Bunların cevaplarını aslında bulduğumuz zaman sorunu çözmüş oluyoruz. Yani burada trafik bir kültür. Avrupa'nın tamamında bizimki kadar kaza meydana gelmiyor. Türkiye'de geçen yıl diyebilirim. Geçen yılki istatistikler olsa gerek. Ölüm sayısı 70 dakikada bir. Yani her 70 dakikada bir kişi ölmüş olacak. Nereye geliyorsunuz buradan? Biz bu yayını yaparken muhtemelen Allah korusun bir kişi trafik kazasında ölmüş olacak. Yani bu kadar basit. Yattın kalktın sabaha kadar 10 kişi. Sabah kahvaltı yaparken bir kişi. İşe giderken bir kişi. Mesai bitene kadar 7 kişi gibi. Ya bunlar sadece rakamdan ibaret değil. Yani bunlar hepsi can, hepsi kan, hepsi anne, hepsi baba, hepsi evlat. Bu budur yani. Şimdi gelelim, geri dönelim. Ceza yazmak veya ceza yemek veya işte toplamına denetleme diyeceğiz. Burada kötü müdür? Hayır. Niye hayır? Çünkü bu olay kime yapılır? Ya da kimler bu işin muhatabı olur? Kurallara uymayanlar. Yani burada ne yapıyorsunuz? Devlet olarak, devletin temsilcisi olarak kurallara uyanları kurallara uymayanlardan koruyorsunuz. Sabahki kazayı örnekleyelim. Orada yapılacak işlem karşılığı ceza olsun. Bir saat önce, yarım saat önce her neyse. O şoförü durdurmak, uykusu varsa, süresi geçmiş ise, hızı fazla ise, lastikleri uygun değilse gibi nedenlerden dolayı işlem yapmak. Yani cezalandırmak iyidir. Kimin için iyidir? Sabah ölen 9 kişi için iyidir. O 9 kişinin iyidir. Geriye kalan, yaralanan 30 kişi için iyidir. Kimin için kötüdür? Bir kişi için, o da kurala uymayan kişi için kötüdür. Yani burada toplumsal olarak, bunu kesinlikle kişisel veya mesleki olarak söylemiyorum ki ben de yakın zamanda ceza yedim. 70'lik yolda 90'la geçmişim. Trafikçiler bileceklerdir. 52.1B'den, EDS'den güzel gönderdiler. Evet, biz de güzel dedik. Yani bu artık hayatın olan parçası, yapacak bir şey yok. Evet, artık oradan daha dikkatli geçiyorum. Her geçtiğimde hatırlıyorum oranın öyle olduğunu. Kesinlikle unutmuyorum. O gün gözden kaçırmışım muhtemelen diye söylüyorum. Bu kötü değil. Bu toplum kurallara uyanları kurtarmak için, onlara iyilik yapmak için, devlet adına görevi yapmak için bunlar yapılmak zorunda arkadaşlar. Yani burada kanalı izleyen hem denetlemeciler hem de şoför arkadaşlarımız var. Hepsine tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yani burada olayı tek taraflı bakmayın. Hiçbirimiz bakmayalım. Yaz cezayı gönder değil veya bana ceza yazdırar değil. her cezanın karşılığı kan. Allah korusun. Evet hocam. Evet. Şimdi gene arkadaşlar tabii ister istemez alttan ben şeylere dikkat ettim. Yazılara dikkat ettim. Şimdi ufak bir hani arkadaşların sayısını biraz böyle toparlayalım. Hani o amaçla biraz giriş aşamasında biraz sohbet yapalım dedik hocamla. Uzun zamandır da aslında görüşemiyoruz bir yandan. Evet. Bir yandan da hasret gideriyor gibiyiz. Şimdi her zaman şöyle bir mantık var. Ben her zaman için yani ben bilgisayar mühendisiyim. Ben bu sektöre girmeden önce kod yazan bir vatandaştım. Yani biraz şans eseri giren bir kişiyim. Ve Avrupa'da ben şunu gördüm. Yani Avrupa'daki aldığım eğitimlerde şöyle bir mantık var. Şimdi Avrupa'daki denetim memurları şuna bakıyor. Şimdi orada bizim Türkiye'deki günlük puantaj yok işçilerde. Yani saatlik puantaj olarak geçiyor. Şimdi saatlik puantajda da onlarda şöyle bir durum daha var. Bunlar vergilerini ona göre ödüyorlar. Yani kaç saat çalıştıysa o kadar para kazanıyor. Kaç saat çalıştıysa da ona göre vergisini ödüyor. Şimdi oradaki denetim memurları şu şekilde bakıyor olaya. Ya şimdi bunun firması diyor bu 8 saat çalış diye bildirdi ya diyor. Bu 9 saat çalışmış, tamam mı? 1 saat çalmışlar diyor. Dolaylı olarak diyor bu adam diyor vergiden çalacak diyor. Aynı zamanda da işvereninden çalacak diyor. Tamam mı? Yani Avrupa'daki aslında denetim memurlarının mantığı bu şekilde işliyor. Tabii genelde gene temel hedef yasaların ve kanunların tam dört dörtlük uygulanıp hani şoförlerin kaza yapmamasını mümkün olduğu kadar hani çünkü bir kazada zaman zaman denk geliyoruz. Çarptığı araçta çok daha fazla kişi ölüyor çünkü bu araçlar küçük araçlar değil. Hepsi ağır vasıta. Bu arada tabii ufak bir araya da gireyim. Aldığımız takograf çıktılarında çok fazla akü kesintisi ve sensör hatası görüyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz. 2 hafta 40-45 saat istirahat konusu Türkiye'de uygulanması konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bakın şöyle genel olarak girelim takografı. Takograf cihazı bir kere temel şeyini iş kanunlarından alıyor. Yani buradaki herkesin atladığı konu bu. Yani arkadaşlar da denetlerken burada tıkanıyorlar. Kullanan arkadaşlar da burada sorun yaşıyorlar. Bir kere dijital takograf size diyor ki arkadaşlar diyor sabah saat 8.30'da başlayın. Hani devlet memuru veya işçi nasıl çalışıyorsa herhangi bir çalışan bir kişi nasıl çalışıyorsa bu şekilde hayatınızı koordine edin diyor aslında dijital takograf. Normalde nedir iş kanununa göre? Bir kişinin günde 7,5 saat çalışması gerekir. Yani 7,5 saat içinde de işte orta kısımda bir saat mola verir. Onun dışında 15'er dakikalık 2 ayrı molası vardır. Bunu da gün içinde çalışma esnasında verebilir diyor iş kanunu. Yani dijital takografın aslında mevzuatına bakarsanız da çok farklı bir şey yok. Yalnız orada 9 saat sürüş dediği mevzu şöyle karıştırılıyor. Sanki şoför 9 saat araç sürmek zorundaymış gibi anlaşılıyor. Arkadaşlar yani 9 saat araç sürmek zorunda değilsiniz. 7,5 saat çalışmanızın üstüne sizin o 1,5 saat olarak çalıştığınız süre aslında sizin fazla mesainiz bir gün. Şimdi burada Ünal Hocam'ın eğitimlerde kullandığı güzel bir tablosu var. Benim de tablo hoşuma gidiyor. Emek verip hazırladığı bir tablomuz var. Hatta arada ben de küçük bir eleştirmiştim kendisini. Ufak bir şey yapmıştık. Şimdi normalde zaten mevzuatta diyor ki bir kişi kesintisiz diyor maksimum diyor 4,5 saat araç kullanabilir diyor. 4,5 saat sonra ne yapacak bu vatandaş? 45 dakika mola verecek. 4,5 saat daha kullanabilir. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Mola konusunda hep bir problem yaşıyoruz. Mola demek dijital takografta 15 dakikayı geçen her türlü en düşük 15 dakika olan her türlü dinlenme olayı. Yani siz 16 dakika beklediğiniz anda bizim 2918 sayılı kanuna göre de mola vermiş oluyorsunuz. Avrupa kurallarına göre de aslında mola vermiş oluyorsunuz. Ama istirahat. Ha, istirahatte. Yani Avrupa'da yalnız şöyle bir mevzu var. İlkini diyor yapacaksan diyor en az yarım saat yapmak zorundasın. Bizim Türk mevzuatında da diyor ki arkadaş sen 15 dakikada yapsan ben kabul ederim. Yani 9 saat içinde 3 defa 15 dakika yapabilirsin diyor 2918. Aslında bizim kanunlarımız Avrupa kurallarına göre biraz daha böyle relax. Yani bazı şeylerde, bazı standartlarda. Bazen bana soruyorlar hocam diyorlar işte 15 dakika verdim olur mu? Olur diyorum yani gün içinde. Ama diyorum 15 dakikanın altına düştün mü sana memur ceza keser, onu kesintisiz sürüş olarak alır. Hocam araya gireyim istersen orada. Temelin konuları. 15 yani toplam 45 bunlar mola. Molalar istirahatle karıştırmamak lazım. İstirahatler gün bitiminde 8+4, 11 veya azaltılmış günlük dinlenme 9 saat olanlar bunlar mola değil istirahat. İstirahatler 9 saatlik sürüşün arasındaki 45'e mola diyeceğiz. Evet. Gün sonuna istirahat diyeceğiz. Buradan da şuraya gelirsiniz. Çok yaygın bir hata. Otobüsçüler, özellikle otobüsçüler için konuşalım bunu. 5 saat otobüs kullandı. 4,5 kullandı. Artı 45 molasıyla 5 yaptı. Sonra 5 saat araçta ikinci şoför pozisyonunda yani hazır bekleme pozisyonda 5 saat zaman geçirdi. Sonra tekrar direksiyona geçti ve bunu ikinci tur yaptı. Yani hazırda beklediği süre 10 saat. Bunu moladan sayıyor. Hayır. Ya da istirahatten sayıyor. Bu hayır. Nedir? İstirahat dediğiniz zaman bütünün en az parçasının 8 veya 9 saat olduğu bir süreden bahsediyoruz. Şimdi burada soru vardı. Ekrandan okuyarak hocam müsaade edersen ne demiş? Tamam. Çift şoförde çok sıkıntı yaşıyoruz. Neye dikkat etmeliyiz? Çift şoför olmanız için her iki şoförün de kartının takografa takılı olması şart. Birinci sürücüye, yani aracı kullanan şoföre sürüş yazar iken ikinci şoförün kartına istirahat yazmayacak ki yapan bunu bilerek ve isteyerek ona göre yapmış. İkinci şoföre ne yazacak? Hazır bekleme. Bu kötü mü? Yani o zaman ben molamdan, istirahatimden, süremden kaybettim, yola gidemeyeceğim. Eğer şoförsen, yani ücret karşılığı çalışan biriysen hayır bu kötü değil, iyi bir şey. Buradan da sektör 3'e ayırmak lazım. Yani ulaşım sektörünü 3'e ayırmamız lazım. Evet. Bir şirket zaman ne şoförü ne de denetlemeciyi görecek veya o ortamı yaşayacak, yaşamayacak. Patronlar kulübü. İkincisi bireysel çalışan şoförlerimiz, yani araç kendi namına ve hesabına çalışıyor. İşte zaten sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Bunlar sürekli yola gitmek istiyorlar. Yani ben gidebildiğim kadar yola gideyim, teker dönsün, para kazanmam lazım. Evet, o anlamda haklısın ama insan bedeninin bir dayanma sınırı ve süresi var. Son grup ise ücretli çalışan şoförlerimiz. Yani maaş karşılığı çalışanlar veya sefer karşılığı çalışanlar ki bunlar o süreleri kendi aleyhlerine kullanıyorlar. Yani kardeşim kanun sana günlük 9 saat üzerinden çalış ve bunun karşılığını al derken sen türlü mazeretler ile veya şekiller ile 12-13 saat çalışmaya çalışıyorsun. Peki ben soruyorum buradan. Bu arkadaşlar fazla çalışma ücretini alıyor musunuz siz? Mal sahibinden. Almıyorlar. Yani bedavaya fazladan çalışıyorsunuz. Hem kendinizi yoruyorsunuz, hem trafiği yoruyorsunuz. Hem de insanlarımızın can ve mal sağlığını bu anlamda tehlikeye atıyorsunuz. Süreler nereden geliyor? Süreler 4857 sayılı iş kanunundan gelir. 63. maddesinden 9. maddesine kadar olsa gerek. Yani burada trafik kanunu 2918 süreleri aslen belirleyen kanun değildir. Süreleri belirleyen kanunun madde 63-69 arasıdır. Oradaki sürelerin artması, eksiltmesi trafik kanununa da yansır. Örneğin orada yapılan 10 saat değişikliği ile trafik kanunu da 10 saate çıkardı. Haftada 2 defa olmak olan süreyi. Şey de var. Yani, boşa çalışmaya, boşa kürek çekmeye gerek yok arkadaşlar. Kurallar ve kanunlar uygulandığı zaman öncelikle vatandaşın, sonra çalışanın lihinedir. Burada kanunun ya da sizin az çalışmanız, çok çalışmanız denetlemeciyi hiçbir şekilde fiziki olarak etkilemeyecektir. Fiziki olarak yani bize burada sen 10 saatte gitsen, 20 saatte gitsen burada beni fiziki olarak etkileyen bir şey yok. Ama benim görevim veya bizim görevimiz bu anlamda sizin etrafınızda bulunan diğer sürücüleri veya aracınızda bulunan yolcuları koruma görevini yerine getirmek. Dönelim nereye? Çift kart. Çift kartın ikisi takılı olursa evet, ben seni çift şoför olarak görürüm. Arabada 2 tane 3 tane şoför olması, fiziki olarak olması, kart takılmadığı müddetçe çift şoför anlamına gelmez. O halde terminal çalışanlarına, terminal çıkış noktalarına söyleyebiliriz burada. Otobüsleri çift şoförlü değerlendirebilmeniz için her iki kartın da sürekli takılı olması gerekli diyelim. Nerede yazıyor? Hocam bir de bu otobüslerde özellikle ben şuna dikkat ediyorum. Bu elektrik kesintisi mevzusu var. Şimdi birçoğu söylüyor. Tamam diyor, ben diyor şalter kapattım diyor arkadaşlara. Ben ifadelerine falan denk geliyorum. Şimdi arkadaşlar aslında takografta ben teknik olarak size şöyle anlatayım. Bu elektrik kesintisine Avrupa'da dikkat edilmesinin mevzusu şundan dolayı. Kimi araçlarda sigortaları çıkartınca takograf devre dışı kalıyor. Devre dışı kaldığı vakitte adam o süreç içinde aracı istediği gibi kullanabiliyor. Avrupa'da elektrik kesintilerine dikkat etmelerinin nedeni bundan dolayı ve elektrik kesintilerini de Avrupa polisi de kesinlikle ve kesinlikle istiyor. Detay istiyor. Yani bununla ilgili bir tutanak veya servisten bir dokümantasyon istiyor ki yani burada araç yapmasın. Hani elektrik kesintisinde mutlaka bunu belli etmeyi istiyor. İkinci bir olayda sensör kesintilerinin 60 saniyeden yani daha doğrusu sensör kesintisinin takograf milisaniyeler yani 100 milisaniye kesildiği anda hemen yapıştırır hatayı. Hata olarak yapıştırır. Sensörde de bu dediğiniz sensörde yalnız şöyle bir durum var. Arıza olması durumu var. Orada vatandaşın gidip mutlaka kalibrasyonu yenileyip arkasından da yapması lazım. Onun niçin olduğunu belgelendiren bir tutanak alması gerekiyor. Sanayi Bakanlığımız bunu kalibrasyon sisteminde basitleştirdi. Kalibrasyon sisteminde kalibrasyon belgesinin üzerine bir açıklama kısmı oluşturdu. Aslında normalde takograf servislerinin buraya elektrik kesintisi veya sensör kesintisiyle ilgili nedeni açıklayacak bir birimleri var. Yani oraya açıklayabilirler normalde. Ama ekstra da yani elektrik kesintisinde normal bir elektrikçiden tutanak da alabilir, imzalı kaşeli veya takograf servisinden de bir imzalı kaşeli evrak alabilir niçin kesildiğine dair. Ama hocam, sensör kesintisinde kalibrasyon şart. Onda yapacak hiçbir şey yok. Hocam şurayı takograf servislerinin bilmesi gerekli veya biliyorlar eksik. Siz açıklayın Burak. Takograf cihazının akım alınacak yeri şalterden olamaz. Yani aküden direkt almak zorunda. Evet, evet. Cihaz ile güç kaynağı arasında kesici olamaz. Bu takograf cihazları montaj yönetmeliği ek A ve B'de bu şekilde yazar. Orada eğer izleyen varsa takograf servislerinden şalter takamazlar. Bunu bir açıklayalım. Buna ADR'li araçlar da dahil. ADR'li araçlar. Buradan devam edeyim. Ben gerekirse takviye yapayım. Hocam şimdi ADR'li araçlardaki elektrik tesisatı şöyledir. Onlarda zaten elektrik kesildiğinde takograf çalışmaya devam eder. Yani takografı kesinlikle kesemezsiniz zaten. Aslında otobüslerde de kamyonlarda da takografın kesilmemesini garanti etmesi gerekiyor takan servisin. Yalnız servisin fabrikada takılan bazı araçlarda nedense şalter kısmını yani biz bunu Mercedes'e de yazdık veya diğer Renault'a da yazdık. Ya kardeşim siz otobüs üretiyorsunuz ama siz şalteriniz kesiyor. Takografı kesiyor. Yani bu mevzuata uygun değil diye defalarca kendilerine yazı yazıldı ama çok dikkate alınmadı veya neye dayandırdıklarına dair bir bilgi de bize bugüne kadar bildirmediler. Yani biz bu konuyu sürekli irdeliyoruz. Ama eğer fabrikadan takılmadıysa da bunu gidip takografçıda o aracın sahibini düzelttirmesi gerekiyor. Yani takograf kesildi diye bir mantık yok aslında. O zaman şunu açıklayalım. Buradaki soruya cevap vermiş olalım. Çok fazla akım kesintisi görüyorsanız arkadaşlar bu takograf cihazının kullanılabilir olmadığını, yani manipülasyon olduğunu, montajının doğru yapılmadığını, kalibrasyonun yokmuş gibi düşünün, olmadığı gibi düşünün. Takograf cihazı ile ADR'li araçlar dahil bu konuya. Takograf cihazı ile güç kaynağı arasındaki her 100 milisaniyelik kesintiyi takograf cihazı hata olarak kaydeder. Aynen. Bunu kim söylüyor? Bunu biz söylemiyoruz. Bunu IRC, yani takograf cihazlarının tip onaylı standardını belirleyen, onaylarını veren Avrupa Kuruluşu bunu bu şekilde yazmış. Bize de tercümesi bu şekilde gelmiş. Montajı buna göre yapılacak. ADR'li araçlar için küçük bir ekleme yapalım. Onlardaki takograf cihazları standart her araçtakinden farklı olacak. Onlarda ADR'li araçlar için söylüyorum. EX versiyonu takograf cihazları montaj edilecek. İzolasyonu daha fazladır. Onlar buna göre devam edecekler. Buradaki sorunun cevabı, yani akım kesintisi var ise olmaması lazım. Ne yapılır? Bizim açımızdan diye söylüyorum. 31'e 1B'ye yapılır. Evet hocam. Bir de hocam şeyler var. Kartsız kullanımlar var ve ben şuna da dikkat ettim. Biliyorsunuz takografta hazırda bekleme ve çalışma dediğimiz iki tane süreç var. Evet, bunları takografa işletmemek için otobüslerin kartı çıkık halde seyir halinde olduklarını gördüm. Özellikle otogar içinde. Yani kartsız kullanım normalde takograf kurallarına uymayan bir durum. Yani o anda hangi sürücünün olduğunun takografta kayıtlı olması gerekiyor. Ama otogar içindeki kullanımlarda nedense otobüslerin büyük çoğunluğunun kartı dışarıda tutarak çalıştığını defalarca kez denk geldim. Hatta servisi giderken bile kartı çıkartıyorlar, öyle gidiyorlar sürücüler. Yani bu da aslında uygun bir durum değil. Yani takograf kullanımına uygun bir durum değil. Yani bana zaman geliyor hocam, kartsız sürüşlerde ne yapacağız? Kartsız sürüşlerde ceza yazılacak. Yani şu mantığı tekrar oturtturalım. Bunların tamamı ücretli çalışan şoförü korumak için konulmuş kurallar. Bunlar ceza yazılmak için yapılmamış. Şoföre diyor ki bak istirahatini bozma. Yani istirahatini adam gibi yap. 9 saatse 9 saat, 45 ise 45. O arada çalışıyormuş ya da istirahat ediyormuş gibi yapma. Sen bunu ücretle yapıyorsun. Git otur istirahatini yap, sonra çık diyor kanun. Yani kanun seni korumaya çalışıyor. Ya bunu yapmadığın zaman hem kendine zarar veriyorsun. İstirahat etmemiş oluyorsun ve karşılığı ne olacak? Bunun ceza olacak diyeceğiz. Bir soru var, ona cevap vereyim hocam. Halit Gündoğdu hocam. Tanırım. Merhabalar Halit hocam. Denetimlerde teknik cihazdan yeteri kadar faydalanamıyoruz. Caner hocamın yapmış olduğu yazılımı var. Yeteri kadar güzel. Oradan devam edelim. O konuyu açıklayayım. Şimdi Takolis denetim yazılımı, hani biz zamanında ben bir söz vermiştim. Ünal hocam da hatırlar. Trafik gruplarından hani bu denetim yazılımına ait Türkiye'de bir çalışma yok. Bununla ilgili bir çalışma yapacağım diye söz vermiştim. Bu söze binaen oturduk, denetim yazılımını yaptık. Yalnız denetim yazılımının şöyle bir durumu var. İnternete bağımlı olup olmama konusunda biz yazılımı yazarken çok düşündük. Yani fakat orada şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Mükerrer kart kullanımını tespit etme olasılığımızın ancak ve ancak online çalışırsa sağlayabileceğimizi tespit ettik. Şimdi gerçi şu yakın zamanda hani bir iki aya kadar bir daha güncelleme yapacağız. Orada yine bazı şeyler, bazı içindeki değişiklikler yapılacak. Ama online çalışma konusunda şu an halen daha şeyiz. Hani online çalıştığı için aslında bazı şeyler yavaş oluyor. Bunu da zaten yapmaya çalışıyoruz. Şu an gidermeye çalışıyoruz. Aslında keşke fırsat olsaydı, hani bu konuda çalışmaları biz biraz daha geliştirmek isterdik. Aslında şu anda biz hani maddi olanaklarımızı zorlayarak işte server'ı ayakta tutuyoruz veya başka şeyler yapıyoruz. O nedenle hani mesela daha metropol yapılı bir internet ortamına geçse yazılım muhtemelen çok daha hızlı çalışacaktır veya daha lokal bir ortamda bir server kurulsa daha hızlı çalışacaktır, ama hani şu anda kabul aşamasına veya hani biz sunumları yapmaya devam ediyoruz hani kurumlara. Diyelim ki yarın bir gün onaylandı, işte emniyet tarafından yazılım satın alındı. Ha, o zaman tabletlere yüklenme konusunda bizden kaynak kodu da isteyecekler veya diğer şeyleri de isteyecekler. Ya biz seve seve tabii vermeyeceğiz demiyoruz, vereceğiz. Sonuçta biz bunu Türkiye için yaptık. O zaman muhtemelen hani sistem üzerinde hızlanacaktır. Çünkü bir emniyetin server hani sunucu olanaklarıyla işte Caner SAYAN'ın sağlayabileceği sunucu olanakları arasında çok çok büyük şeyler var. Hani çok ciddi bir altyapısı var Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Onun yanında benim sağlayabildiğim altyapı bu kadar. Ama hızlandırma konusunda yakın zamanda bir çalışma daha yapacağız ki Aralık ayında aslında bir çalışma yaptık. Yani program bir nokta daha hızlandı. Server tarafında bir geliştirme yaptık. Şimdi ikinci bir geliştirme için daha çalışacağız, ama bu arada araya bazı projeler girdi. İşte bizim de tabii yazılım ekibini ayakta tutmamız gerekiyor. Onlarla uğraşacağız derken biraz askıda kaldı bazı olaylar. Ama şu anda saha testlerinde gördüğüm kadarıyla bu arada hocam bizim programı VDO TISWeb'le falan karşılaştırdık. Diğer yazılımlarla falan karşılaştırdık ki VDO TISWeb en doğrularından bir tanesidir. Onunla birebir ceza maddelerimizin uyuştuğunu tespit ettik. Yani pürüzsüz bir şekilde çalışıyor program. Evet. Algoritması da güzel çalışıyor. İşte dediğim gibi biraz hız problemimiz var. Onu da muhtemelen aşacağız, ama hani biraz sabırlı olunursa o da muhtemelen çözülecek. Eğer tabii ki hani bu arada ben programı hani şöyle diyorum. Bizim programımız şu an denetim yazılımı değil. Ne zaman ki hani emniyet birimleri hani alır, kontrol eder veya Ulaştırma Bakanlığı alır, der ki ben bunu işte onaylıyorum şey olarak, denetim yazılımı olarak kullanılmasına hiçbir sakınca yoktur dediği vakit, ya bizim programı şu anda şu şekilde düşüneceksiniz. Sizin ceza kesmenize yardımcı olan bir program olarak düşüneceksiniz. Hani baktınız raporlardan bir şey anlayamadınız. Raporlarla ilgili bazı tereddütte olduğunuz kısımlar var. Takın bizim programdan faydalanın. Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Zaten bu nedenle biz emniyet personelinden lisansla ilgili herhangi bir ücret de talep etmedik. Hani program lisansıyla ilgili. Sadece biz şu anda hani sürücülerden bu programı kullanmak isteyenler olursa çok da düşük, komik bir rakam, 150 lira gibi bir lisans ücreti alıyoruz biz normalde sürücülerden. Zaten donanımları da hani ben zam yapmamak için, hani şu biliyorsunuz ekonomik ortamda her şeye zam geliyor. Yani sınırlarımı çok fazlasını zorladım. Artık hani tamamen cepten vermeye başladık. Ondan sonra artık mecburen zam yaptım. Yani başka hiç çarem kalmadı yani. Ondan dolayı fiyatı arttırdık. Bir yazılımı da yaptınız galiba hocam siz. Efendim? Bir yazılımı sattınız galiba yabancılara. Tako indir şu anda şeyde, Avrupa'da süreçleri devam ediyor. Takolis şu an Türkiye'de devam ediyor şey olarak. Ama onlara da yurt dışından şu an talepler var. Muhtemelen yakın zamanda bir Bulgaristan yapacağız onunla alakalı. Türkiye Emniyeti, Türkiye kurumsal tarafı diyeyim, emniyeti suçlamayayım bu konuda. Çünkü emniyetin gerçekten suçu yok bu konuda. Bu arada onu da söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekten bu sürecin uzamasıyla alakalı herhangi bir şey yok. Ellerinden geleni yaptılar bu konuda. Hatta bana da ellerinden gelen tüm desteği Sahadaki arkadaşlar sundu, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama hani Bulgaristan sanırım biraz daha hızlı davranacak gibi sanırım. Öyle gibi gözüküyor. Biz takografı ciddi anlamda çıktı hocam denetleyebilir hale geldik denetleyiciler olarak. Evet, evet. Yani henüz seviyemizde değiller. Yani çıktı okuma üzerinden şu an Türk denetleyicileri, jandarma polis olarak söylüyorum bunu. Evet. Çok ama çıktı üzerinden. Ya bizde de program yok. Programlarda biz biraz daha geride kalıyoruz. Bazı kazaların anlık hız grafiklerini görmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız galiba o olsa gerek. Orada problemimiz var. Ama sizin yazılımlar Avrupa'da iş yapıyor diye görüyoruz hocam. Tebrik ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yani sağlıklı denetim aslında dijital takografta son 4 hafta. Yani Avrupa'da son 4 haftaya bakıyor. Dünyadaki bütün şeyler son 4 haftaya bakıyorlar. Tüm denetim yazılımları son 4 haftaya bakıyor. Bizim burada eksiğimiz denetim personelimizi son 4 haftalık denetime alıştırmak. Şu anda biz level 1 ve 2'yi açtık. Hani şu an bizim level 3'ümüz hani seviye olarak 3. seviyemiz 2 haftalık 4 haftalık eğitimleri yani denetimleri yapabilmek. Günlük denetimlerde şu an herhangi bir sorunumuz yok. Çoğu memur arkadaşımız raporları okuyor, değerlendirebiliyor. Hatta aşama olarak da aslında çok daha iyi konuma geldik. Avrupa'daki bazı denetim memurlarından çok daha iyi pozisyona geldik. Ama bizim şu an yani level 3 olarak hani aşacağımız nokta dediğim gibi 2 haftalık ve 4 haftalık geriye dönük denetimlere bakabilmek ki onu da yani biliyorsunuz bizim Türkiye'nin şeylerin sıkıntılarını ama şunu da üstüne basarak söylüyorum. Yani bu süreç içinde ben şunu gördüm. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve jandarma tarafında programın emniyete alınması ve kullanılması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımızın hiçbir sorunu yok ve ellerinden gelen tüm her şeyi yaptılar. Başka bazı engel kurumlar yüzünden şey yapamadılar. İlerleme kaydedilemedi. İnşallah o da düzelir diye tahmin ediyorum ama bu konuda aşmak için de Emniyet Genel Müdürlüğümüzde jandarma da elinden geleni yapıyor. Yani biz onu söyleyeyim. Gerekiyor yani bu konuda veri kaynaklarını çeşitlendirmek, belgelendirmek, iş çıkışı şoförler için önemli. İşten ayrıldıktan sonraki tazminatlar, evet, evet, yedeklemeler çok önemli. Bunların tamamı dijitalden geçiyor. Yani dijital ortama geçtiğimiz zaman bunların hepsi de kendiliğinden olacak. Herkes için faydalı olacak bir durum. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani ben şunlarla karşı karşıya kalıyorum. Vatandaş çalıştığı firmaya dava açacak. Geliyor bana diyor ki benim diyor kartımın diyor süresi 5 yıl diyor. Bana diyor 5 yıllık verilerimi ver diyor. Ben sana 5 yıllık verilerini veremem diyor. Hani geriye dönük önerilen 6 ay. 6 aylık veri tutabiliyor. Maksimum zorladığım vakit hani biz programda bir yapay zekayla bir modül tasarladık orada. Yani 9 aya kadar çıkartabiliyoruz. Yani ben gözlemledim. Bu ertelenen veri yedekleme durumumuz vardı. 2026'ya kadar galiba ertelendi. Hocam aslında orada yanlış anlaşılmalar çok fazla. Şimdi ilk çıkan genelge biliyorsunuz Ocak 2024'de ertelendi ama evet, ilk çıkan genelgede sürücüler ve şey dahildi. Araç yetki belgesi sahibi olanlar dahildi. Fakat o genelge kaldırılınca Taşımacılık Kanunu madde 40'a yönelmek durumunda kaldık. Orada da diyor sadece yetki belgesi sahibi olanlar diyor. Yani aslında Ocak 24 2024'te yetki belgesi sahibi olan herkes 3 ayda bir takograf verisi yedekleyip Türkiye Odalar Borsalar Birliği sistemine yüklemek zorunda. Ama denetimi konusunda herhangi bir şey yapıldı mı orası maalesef sıkıntıda. Yedekleme şu an kapalı değil. Onu anlatmak istiyorum. Yani şoför arkadaşlar yedekleme şu an açık, isteyen kullanabilir. verilerin Ulaştırma Bakanlığı'nın sistemine yükleyebilir. Kartı üzerinden yükleyebilir ve bu verileri orada gerekli olduğu zaman tekrar alıp kullanabilir. Aslında biz Takolis'de de şunu söylüyoruz hocam. Yani ben diyorum ki ben 10 yıla kadar garanti veriyorum. Yani siz düzenli olarak yedeklemenizi yapın. Benim programım benden yarın bir gün deyin ki kardeşim ben takografla ilgili geriye dönük 10 yıllık verimi istiyorum. Ben sana ücretsiz olarak PDF dosyası olarak verini göndereyim diyorum. Orada bir sıkıntı yok. Hatta şunu da taahhüt ettim sürücü arkadaşlara. Avukata ödeyecek paranız yoksa eğer benim programımı kullanıyorsanız ben avukat paranızı da karşılıyorum. Yani kendi avukatlarımı görevlendiriyorum. Gelin diyorum bu adamın mahkemesini görün. Çünkü bu konuda 2 tane profesyonel avukat yetiştirdim. O avukatlara diyorum ki bu arkadaşın davasıyla ilgilenin. Mahkeme sonuna kadar, mahkeme sonuçlanıp da kişi tazminat alana kadar kişiden 1 lira dahi talep etmiyorlar sürücüde. Ya ben bu olanağı da tanıdım artık vatandaşlara. Ya daha ne yapayım? Burada bir soru var. O soruya bakalım. Şu 90 saat Hüseyin Çalışkan kardeşim sormuş. Çekici kamyon veya otobüslerde genelde kalibrasyon 90 olarak yapılıyor. Ancak bunların hızları eşit değil. Bu olay ne olur diyor. Hızları düzenleyen 2918'in yönetmelik 100. maddesi hangi aracın hangi hızda, hangi yolda, hangi hızda gideceğini orada belirtmiş. Yani şehir içerisinde 50 iken çekici araçların 75, otobüslerde bu hızın 90 olduğu gibi rakamlar yazıyor. Burada tereddütte kalacağınız yer çekici araçlar, yani romoklu ve romoksuz ayrımı var. Romoklu ise %10 düşer, romoksuz ise tabi olduğu aracın sınıfına gider. Daha da açık anlatayım. Tır aracını romoktan, dorseden ayırırsanız sadece ön tarafı çekici kısmı, kamyonda aynıdır, hızı aynıdır. Buna romorku, dorseyi takarsanız 10 kilometre düşer. Bir de şu var, dijital takograflarda otoban tuşu yok. Bir önceki elektroniklerde, elektroniklerde vardı, mekaniklerde de yoktu. Elektronik takografta otoban tuşu vardı. Oraya basarak hız limitini ona göre yazdırıyorlardı veya ona göre ayarlama yapıyordu. Şimdi veri kaynağı geriye doğru 2 yıla kadar, 365 güne kadar giden bir denetlemede aracın o tarihte 3 ay önce, 2 gün önce hangi yolda olduğunu bilmediğimiz bir durumda iken ve romoklu mu romoksuz mu olduğunu da bilmediğimiz bir senaryoda denetleme yapacaksınız. Burada ne yapıyorsunuz? Her şeyi sürücünün lehine, dikkat edin lehine kullanıyorsunuz. Bu araç romoksuz ve otobanda gidiyor ise en üst hız limiti nedir? İşte otobüs için 100 artı %10'u bilare konulacak. Çekiciler için de 90-99 olacak. Hızlar buna göre ayarlanır. Yani kamyon ile çekicinin hızının aynı olması olur da çekici romoksuz yola gidiyor ise kaçla gitmesi gerekiyor ise ona göre yazılıyor. Bunda yine bir yazılı mevzuatı var. Şöyle söylüyor, AETR'ye göre söylüyorum. Ülkedeki en üst hız limitine göre ayarlanır. Ülkedeki en üst hız limitine göre. Yoksa otobüsleri veya çekicileri biz bölünmüş yolda veya iki yönlü yolda veya şehir içi yolda kalibrasyonda yazan rakama göre denetlemiyoruz. Bu geçmişe yönelik denetlemelerde sürücünün lehine kullanabileceğimiz en üst hız limitini yazıp ona göre işlem yapıyoruz. Yani sorunun cevabı burada eşit değil. Ne yapacağız? Eşit değil. Bir şey yapmayacağız. Sürücüyü lehine karar vereceğiz. Hocam burada ben bir konunun arasına girmek istiyorum. Hız konusu gelmişken. Burada şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hız grafiği verebilen takograf cihazları şu an sektörde VDO ve Aselsan. Diğer takograf cihazları hız grafiği vermiyor. Burada hız ortalaması veren bir rapor var. Burada yalnız o hız ortalamasında hangi sürücünün hangi dakikalarda kullandığı belli değil. Aracı birden fazla sürücü kullanıyorsa mesela arada diyelim Ben servis kartını taktım. Adama kalibrasyon yaptım. Orada hız denemeleri yapıyorum. İşte 120'ye kadar çıkarttım, indirdim takografı. 120'yi bir dakika kaldığıma dair kayıt etti. Tamam mı? Şimdi bundan dolayı ceza yazan arkadaşlar olduğunu söyleyen takografçı arkadaşlar var. Ortalama hız grafiğinden ceza yazma şansınız yok. Çünkü ortalama hız grafiği takografın yasal kurallarından, yasal raporlarından biri değildir. Markaya özgü bir rapordur. Bakın arkadaşlar, dijital takografta iki türlü rapor var. Biri yasal olarak kabul edilen raporlar, bunlar 6 tanedir. Bir de yasal olmayan raporlar var. Hız grafiği de aslında yasal olmayan rapordur. Şimdi hız grafiği raporundan da bilirkişilik yapıp kaza anında karar vermeye çalışan arkadaşlar var. Bu da sakıncalı. Şöyle söyleyeyim. Hız grafiği aracın hızını sıkıştırarak yazan bir rapor. Yani siz orada adamın mesela 70 kilometre olarak hızını tespit ettiniz ya. Aslında o 233 tane sinyalin birleşiminden oluşan bir sinyal. Orada görmüş olduğunuz çizgi. Yani siz adamın orada maksimum çıktığınıza göre değerlendirme yaptığınız vakit aslında adamın 2,5 dakikalık sürüşü için karar vermiş oluyorsunuz. Yani bu adam 2,5 dakika arasında hep aynı hızda gidemez ki. Hani böyle de bir şeyle de karşılaştık aslında. Bir kaza esnasında bilirkişi olarak gelen arkadaş hız grafiğinden aracın hızının 70 kilometre olduğunu söylüyor. Fakat vatandaş çevre yolundan o sırada şehir içine girmiş. Şehir içinde kaza yapmış. Kaza yaptığı esnadaki hızının gerçekte 36 kilometre olduğunu tespit ettik. Hız grafiği bunu sıkıştırdığında oradaki arkadaş onu 70 kilometre olarak tutmuş. Yani değerlendiren arkadaş. Bakın arkadaşlar, çok tehlikeli bir mevzu. Hızın benim bugüne kadar gördüğüm kazalardaki en uzun süre 16 saniyeydi. 16 saniyeyi düşünün, sizin orada hız grafiğinden okuma şansınız yok. Düzgün bir şekilde karar verme şansınız yok. Çünkü 2,5 dakikalık, yani 233 tane sample alınmış, saniyede bir sample alınmış sinyali sıkıştırıp tek bir nokta koyuyor dijital takograf, hız grafiği raporu. Bu yönden kağıt olarak alınmış hız grafiği raporu maalesef sizin hatalı karar vermenize, mesela diyorsunuz ki bana, hocam niye bir dakikayı aşanları olarak kabul ediyorsunuz? Hız grafiği aldığınızda 2,5 dakikayı birleştirilmiş halde görüyorsunuz. Yani hız grafiğinden de ceza yazmak çok sıkıntılı. Orada size şerh ya da muhalefet olabilirim. Çünkü bu 6 tane mecburi, 2 tane opsiyonel çıktı. VDO, Aselsan ve Stornich, EFAS grubunun verdiği 2 ayrı farklı çıktılar var. Bunlar yanlıştır veya legal değildir demek doğru olmaz. IRC'nin onayından... Şöyle söyleyeyim. Hocam orada ben keseyim. Ben şimdi bu tip onayı şeyine de katıldığım için GRC'de. GRC diyor ki 6 tane raporu bana göstermek zorundasın. Altının haricindeki raporlar var ya, o hız grafiği falan. Ben diyor ona bakmam diyor. O beni bağlamıyor diyor. Hayır, bağlamıyordan kastı yanlış olduğu anlamına gelmez bu. Yani yanlış değil. Rapor yanlış değil ama hani mesela Türkiye'de bir tane marka o altının dışında hiçbirini kullanmıyor. Evet. Kullananların verilerinin yanlış olduğunu söylememiz doğru olmayan. Yok. Ya, rapor yanlış değil, bakın yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama yasal mevzuatta Avrupa'da o şeyleri kullanmıyorlar. O artan raporları kullanmıyorlar. Burada şu konuya da girmek lazım. Şimdi o yasal mevzuat, yani AETR'ye göre baktığımız zaman yazılımlarla denetleme diye de bir yöntem yok. Yani ne yaparsınız? Çıktıları alır, çıktılar üzerine denetlersiniz. Yani ben şu yazılımı kullanacağım, bu yazılıma göre ben denetleme yapacağım demek de doğru olmuyor. Burada verilerin doğruluğunu tartışmamız yerinde olmayacaktır diye söylüyorum. Orada sorunu var. bakın yanlış yönlendirme yapabileceğinden bahsediyorum ben. Yani denetleyen memur arkadaşı yanlış yönlendireceğine eminim, çünkü diyorum ya 2,5 dakikalık 233 tane gelmiş olan sinyali tek bir noktada birleştirip bakıyorsunuz. O da 2,5 dakikaya tekabül ediyor. Elektromekanik takografta da aynısı yok mu hocam? Diyagram kartında da hız grafiğini veren. Orada aynen. Farkı nedir? Aslında orada da saniyelik, ama orada da gene bir birleştirme var sinyallerde. Dağınık değil. Yani biz onu delil olarak kullanıyoruz. Veya mahkeme delil olarak kullanıyor. Şeyde, analogda mecbursunuz. Orada yapacak hiçbir şey yok. Burada da benzeri. Şurada bir soru gelmiş hocam, ona cevap vereyim. Demiş ki bazı otoyolların hızları değişti. Özel otoyollarda hız arttı. O halde biz neye göre bunu yapacağız? Ya da hız denetimini nasıl yapacağız diye sormuş arkadaş. Soru çok güzel, çok orijinal olmuş. Benim de aklıma gelmemişti ama cevap vermek istiyorum bu soruya. Evet. Biz devlet yollarına göre, devlet otoyollarına göre sistemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Olur ya kişi bunu ispatını delilendirebilir, ispat edebilirse, beyanını ispatlayabilirse ona göre tekrar konuyu değerlendiririz. Yani biz devlet otoyollarına göre bu işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Bir soru daha vardı 10 saatle alakalı hocam, onu bulmaya çalıştım ama. Hocam senin orada bilgisayardan rahat görüyorsun, ben evet. Telefonun altından yazıları çok küçük görüyorum. Bir de arada bir duman molası verirken böyle hafiften kamerayı takografa çeviriyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye. Soruyu okuyun ve cevaplayalım hocam. Sürücü hocam demiş. Sürücü kartı, Orhan Daşdemir kardeşim soruyor. Sürücü kartı takografa taktı. Aracı servise bıraktı. Kartsız sürüş olmasın diye kartını almadan gitti. Evet. 10 sonra geldi. Yola gidecek kart 10 saat takılı kaldı ama sürüş az yaptı. Anlamı nedir? Şimdi Ünal hocam hatırlıyor musunuz? Hani bu out of scope, kapsam dışı muhabbeti vardı. Evet. Hani zamanında sizlerle de hani bu konuyu çok tartışmıştık ama Türkiye'deki sürücülerin bunu yanlış amaçla kullandıklarını tespit ettikten sonra kapsam dışına alınan her konunun işte ceza kesilmesine muktedir olmasını düşünmüştük o zaman, hatırlarsanız. Evet hocam, evet. 18-19. Evet. Burada şöyle bir mevzu var aslında. Yani aslında Avrupa'da şöyle yapıyorlar. Servise gideceğinde araç, sürücü takograftan kartını çıkartıyor. Ondan sonra da takografını avuta alıyor, o şekilde kullanıyor. Yalnız onlar da servise giriş çıkış saatlerini belgeleyen bir evrak var sonuçta. Yani şu saatte servise girdi, şu saatte çıktı diye. Eğer vatandaşın gittiği servis buna ait bir bilgi veriyorsa, hani şu saatte servise girdi, şu tarih şu saatte, şu tarih saatte çıktığına dair belge veriyorsa ve bunu araçta bulunduruyorsa avuta almasında sizce bir sakınca var mı hocam? Yok hocam, yok. Burada avutta 3 dakika 5 dakikalık süreler zaten denetleyicinin dikkat ettiği veya siz söyleyin cezayı düçar ettiği konular değil. Bizim burada kartını çıkartıp istirahate alması veya bilinmeyen sürede 3-5 saat, yarım saat, 1 saat gibi sürelerde out modunda araç kullanılmasını biz irdeliyoruz. Yoksa servise gitti, out'u aldı. Yani takograf out'ta ancak sürüş yok. Burada ceza da yok zaten. Yani burada problem yok. Out'u alması cezayı gerektirmiyor bizde. Bizde out'u alıp araç kullanması cezayı gerektiriyor. Aynen. Bir de ya şey hocam, normalde out kısmında biliyorsunuz yükleme esnasında da şey yapması gerekiyor. Bu vatandaşın aslında kullanması gerekiyor trafiksiz alanda ama kendi açısından doğrudur. Evet. Orada mesela fabrikanın bahçesine girdiğinde işte şu saatte girdim, şu saatte çıktım diye memura belgeleyecek bir belge getirdiği vakit ceza kesilmemesi gerekiyor. Hocam bakın yasal olarak konuşuyorsak sürücü fabrikanın bahçesine girdi. Sıra bekliyor. 1 saat 2 saat bekleyecek. Sürücü bu anlamda ne yapıyor? Şirketi adına bir mesai yapıyor. Hazırda bekliyor. Yani çalışma ücretinin karşılığını alması gereken bir zaman. Takograf çalışma pozisyonunu almış olsa, hı-hı, dolayısıyla mesaisini, ücretini almış olacak. Araç sürmediği için çalışma da anlamına gelmeyecek. Molasını da ayrıyetten kullanmış olacak. Çünkü orada mola yapmıyor. Bekleme halinde. Yani çalışma, aynen, halinde. Kanunun tamamı ücretli çalışan şoförün lehine eğer kullanmak istiyorlar ise. Doğru, doğru. Şurada bir soru daha var. Ona da cevap vereyim arkadaşları çok bekletmeden. Geriye doğru 10 tane ayrı ayrı hız var diye sormuş arkadaşım Orhan galiba. Evet, o soruyor. Yok, Faruk Bey sormuş. Faruk Bulut. 10 tane geçmişe yönelik ayrı ayrı hızlar var. Bunlara tek tek işlem yapacağız. Burada Türk Ceza Kanunu'nun takip eden suç hükümleri uygulanır. 2009-18 malum özel bir kanundur, idari bir kanundur. Ama bu tür olaylarda, geçmişe yönelik olaylarda Türk Ceza Kanunu takip eden suç hükümlerini uyguluyoruz. Yani ne anlama geliyor bu? Her günün en üst limitindeki ihlale bir işlem yapılır. Aynı türdeki ihlale bir işlem yapılır. Yani sürücü 10 gün önce 105 ila 115 arasında 3 tane 5 tane ihlal yaptı. Hangisine, hangi hıza işlem yapılır? En üst limitten olan 115'e işlem yapılır. Peki aynı gün süre ihlali de var. Evet, ariyetten şimdi ikinci madde olarak süre ihlali kullanılabilir. Ama 105 ila 115 arasındaki her ihlali ayrı ayrı işlem yapılmaz. Her gündeki en üst limitli ihlale işlem yapılır. Farklı bir konunun ihlal edilmesi var ise, örnekte süreydi, o zaman iki madde, hem hız hem süre olabilir. Cevap böyle olur Faruk Bey. 45 konusu mevzulardan biriydi. Girelim arkadaşlar. 2009-18'e bağlı yönetmeliğin 98 ve 99. maddeleri malum takograf cihazını bulundurma ve kullanma zorunluluklarını içeriyor ve orada açık açık yazar. Hemen bakın istiyorsanız, 98'de diye hatırlıyorum. Takip eden iki haftanın toplam sürüş süresi 90 saati geçemezler. Bu, aynen, yeni kural değil. 1983 yılında yazılmış kanunda 2 hafta demiyor. Takip eden 2 haftanın, pardon öyle demiyor. Birleşik, evet o tabiri kullanmış. Birleşik 2 haftanın toplam 90 saati geçemez diye yazıyor yönetmeliğimiz. Bu süreleri, yani 1983 yılındaki bu yazım 1954 AETR'sinin tercümesidir. Birebir aynısı. 1954 AETR'sinde de parçalanmış günlük dinlenme 8+4'tür. 1954 AETR'sinde 8+4'tür. Bizde de hala 8+4 devam eder. Şimdi o yüzden 1954 AETR'si. Bizdeki kanun yönetmelik 1954'ün çevrilmiş halidir. Orada da birleşik 2 haftanın toplamı 90 saati geçemez der. Aynısı nerede yazıyor? ILO'da yazıyor. Yani Uluslararası Çalışanlar Hakkındaki Sözleşme. Aynısı nerede yazıyor? AETR'de yazıyor. Aynısı nerede yazıyor? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 64. maddesinde yazıyor. Ama orada biraz daha farklı. 180 saati, aylık 180 saati geçemez diye yazar. İş Kanunu aylık 180 saat olarak bunu bütünlemiş. Devamında şöyle söyler: eğer 180 saati geçiyorsa sonraki ay telafi der. İş Kanunu bunu bu şekilde söylüyor. Ha, bunu özel kanuna yansıması nasıl olmuş? 180 saatin haftalık, ki yine iş kanunu bilmeniz lazım. Yani bu anlamda konuştuklarımız anlaşılabilmesi için iş kanunu bilmesi lazım. Artırılmış çalışma süresi diye bir kavram var iş kanununda. Yani mesai çok, iş çok, işçiler bu hafta fazla çalışacak diyor. Ya da patrona bu hakkı veriyor kanun. Peki ne kadar fazla çalışacak bu işçiler? Son sınırı ne? 56 saat. Son sınırı 56 saat. Yani iş kanunu diyor ki işin ne kadar çok olursa olsun ey patron, işçiyi 56 saat kadar çalıştırabilirsin. Tamam, bu hafta 56 saat. Ama sonraki hafta bunu azaltacaksın. Kaça tamamlayacağım? 90 saate. Yani 2 haftanın toplam 90 saat olacak. 56'yı 1. hafta kullandı. 2. haftaya ne kaldı geriye? 34 saat. Bunu tekrar edelim. 2918 söylüyor. 153 sayılı ILO söylüyor ki taraf. AETR söylüyor. 4857 sayılı iş kanunu, 4 ayrı kanun bunu benim anlattığım şekilde ki biz zaten oradan okuyup da öğrendik ve tekrar ediyoruz. Yoksa bunları biz kendimiz uydurmadık veya ondan bundan duyup da tekrar etmiyoruz. Yani böyle bir dünya yok. Sorun cevabı belli. Nerede yazıyor? Yani bu anlattığım nerede yazıyor? 4 ayrı kanunda yazıyor kardeşim. O öyle söyledi, bu böyle söyledi ama böyle yapıyorlar. Bunlar bahane veya mazeret veya geçerli değildi. Hatta Ünal hocam şey de var. Bu yani 2 haftalık azaltılmış yatı da diyor. Zaten 2 haftalık süreç içinde sen diyor 3 defa yapabilirsin diyor. Bunu Avrupalı şoförlere anlatamıyoruz. Ya diyorum bak sen 9 saate yani şu andaki 561'e 2009'a göre 2 haftada toplamda 3 defa 9 saate düşürebilirsin diyorum. Vatandaş diyor ki ya diyor bana diyor firmadan telefon ettiler. Operasyon dedi ki sen 3 defa bir haftada yapıyor. Ya kardeşim yapamazsın 3 defa. Sen bir haftada en fazla 2 defa yapabilirsin. Sonrasını öbür haftaya bırakabilirsin. Yani bu hani aktivite süresini 15 saate çıkartma meselesi var ya hocam. Yani 9 saate düşürdüğü vakit aktivite süresini 15 saate çıkartıyor. Sen bunu 2 haftada 3 kere yapabilirsin. Yani haftada 3 kere yaptığın vakit otomatikman cezalık duruma giriyorsun. Yani bunu arkadaşlara anlatıyoruz ama bazıları da takografın işte ekranında onu öyle yönlendirdiğini iddia edenler var. Bakın arkadaşlar bazı eski takograf yazılımlarında bu dediğiniz o zamanlar takografta e-counter dediğimiz özellik yoktu. Bundan dolayı hatalı işlem yapıyordu. Daha sonra VDO'nun standartlaştırdığı e-counter özelliğiyle bu 4/4'lük standarda bindirildi. Ondan sonra takograf ekranları doğru vermeye başladı. Eğer sizin takografınız doğru vermiyorsa güncel sürüm bir takograf değildir. Bunu da ben ara not olarak söyleyeyim hocam. İKAN'dır nedir? İKAN'dır şoförü takograf ekranından uyaran aracın CAN bas sistemiyle bağlı bir bilgi ekranıdır. Buradan nereye gelir? Şoför aslında ekranındaki yeni model araçların takograf ekranı değil aracın kendi dijital ekranında da yansıtıyor. Yani herkes her şeyi kanuna göre görüyor. Ben bilmiyorum orada yok. Şuradan birkaç soruya cevap vererek gidelim. 6 tane hangisidir bunlar diye sormuş Ahmet kardeşim. Sayalım 24 saat sürücü, 24 saat araç, olaylar hatalar araç, olaylar hatalar sürücü çıktısı, teknik veri çıktısı, aşırı hız çıktısı 5 mi oldu 6 mı oldu? Bunları takograf vermek zorunda. Bu 6'yı hepsi vermek zorunda. Opsiyon eklenen ne vardır? 2 tane daha eklenen çıktı var. Yani koymasa da olur ama şirketler bunları sürücüye kolaylık olsun diye koymuş. Biri V grafiğidir. Bu Aselsan ve VDO grubu ve anlık hızı. Karşılığı Stornich ve Pars grubu için siz söyleyin hız profilleridir. Hız profilleri. Profilleridir. Aselsan ve yine VDO aktiviteler çıktısını kullanır. Onun benzeri karşılığında Stornich ve EFAS boş grubu da sürü bilgileri raporunu kullanır. Geriye kalan tek markada zaten 6 zorunluyu verir. Diğerlerini vermez. Bu sorun cevabı böyle olur. Otogarlardan çıkışlarda demiş. 31'den menü var. Arkadaşlar kaldırsın. Otogarcı arkadaşlar eğer tabletleri imkanlı veriyorsa bunu zaten yapacaklardır diye düşünüyorum. Biraz galiba yoğun oluyor arkadaşlar otogarlardaki arkadaşlar. Bazen şey yapabiliyor. Görüyorsanız aşçıya giriş çıkış günlük 1000'den fazla. 1000'den fazla her eksiğini orada gidermek mümkün? Mümkün değil arkadaşlar. Küçük yerlerde bu olabilir. Çıktı almak için kontağı açmamız mı gerekiyor? Takografın uyanması için. Elektrik vermek için değil. Yanlış olmasın. Ama faaliyete geçmesi için akımın geldiğini, çalışmanın başladığını göstermek için kontağın açılması gerekiyor. Hız grafiğini dikkate almaya alınmalı. Hocam orada bir araya gireyim mi? Burada hocam. Denetim esnasında ufak bir hatamız daha var. Şimdi aracı durdurmaz hemen rapor aldığınız anda, sürücü aktivite raporu aldığınız anda bu günlük şeylerin altında odometre ve kilometre bilgisini görmezsiniz. Bu sizin aslında doğru rapor aldığınızı göstermiyor. Yani o size ulaşan rapor aslında hatalı bir rapor. Hatta ben de buradan 24 saat günlük rapor alayım. Bakın orada hemen aldığınız vakit altta kilometre kısımlarını boşta bırakacaktır. Ben de şu anda burada takograftan rapor alıyorum. Görüyorum hocam. Bakın şurada ben bunu hemen aldığım için bakın şurada kilometre bilgisi ve odometre bilgisinin olduğu yer boş. Bu rapordan eğer denetleme yapmaya kalkarsanız muhtemelen hatalı sonuca ulaşırsınız. Ama bir dakika bekleyip ondan sonra rapor alırsanız muhtemelen o kilometre ve odometre bilgisi raporun altında çıkacaktır ki bu kayıtların tamamlandığını gösterir. O zaman işte doğru rapor almış sayılıyorsunuz. Doğru rapordan karar vermiş oluyorsunuz. Yani dijital takografta o bir dakikayı mutlaka beklemek zorundasınız arkadaşlar. Evet. Ya bu da bir ufak bir takografın küçük, yani bir dakika kuralı diye bir kural var, ondan dolayı kaynaklanan bir şey. Bir saniye, yani takografların sonuçta akıllı beyni olan cihazlar değil, komutla çalışan cihazlar. Bu anlamda takograflar komutları zaman sayarak yaparlar. İşte 120 saniyenin pardon 1 dakikanın altında olan ihlale 0 yazar. 0,0 saniye. Niye 120 sayıyor? O da 60 sayıyor. Çıktığı toplayabilmek için, yani sürüş bitti, yeni bir pozisyona geçeceğim diyebilmek için de 120 saniye sayıyor. Bunlar komuttur takograf cihazları için ya da elektronik için komuttur veya komutlanması böyle yapılmış. Onu saymakta, onu sayıyor. Başka bir şey yok orada arkadaşlar. Hız grafiklerini dikkate almayalım mı? Alalım arkadaşlar. Bu ama dediğim gibi kazada karar verme konusunda bence veri indirin. Aynen, katılırım. SRC'si olmayan Ertuğrul Gazi Demir sormuş. SRC'si olmayan, dolayısıyla dijital kartı olmayana 31'den işlem yapılır mı? Evet. Sürücünün sürücü belgesi var ise, yeterli sürücü belgesi var ise bizim için takograf kartı almaya da haizdir. Biz sürücü belgesiyle başlarız. Sürücü belgesi varsa SRC de alabilir, psikotekniğini de alabilir. Dolayısıyla takograf kartını da alabilir. 31'den işlem. Burada bir işlem hatasını duyuyorum. Bu Irak, İran araçları, Azerbaycan araçları, bunlar bizde şey olmasına rağmen dijital takograf sürelerine yani hepsi analog takografla geliyor. Şimdi eğer 96 model sonrasıysa bu adamın zaten dijital takograflı olması gerekiyor. ATR'ye den vurmamız lazım hocam. İran ve Irak ATR'ye üye değil, takografı kullanması kaydıyla. Herhangi bir takograf kullanabilir, çalışır. Kalibrasyon olan bir takograf kullanabilir. Azerbaycan AETR'ye üye bir ülkedir. Dolayısıyla dijital takografa geçiş yapmak zorunda ki Azerbaycan ülkesi dijital takograf kartını basıp veriyor. Bağımlı değiller bu konuda. Bunu ona göre değerlendirmemiz gerekir. Şöyle bir sorun var demiş Nurullah Celen. Ceza UTC'ye göre mi, lokale göre mi çıktı alalım? Çıktı da no legal print out yazıyor. Esas olan nedir? No legal print out yazması çıktının legal olmadı. Yani çevirdiğiniz zaman yasal olmayan çıktı anlamına gelir. No legal print out Türkçe'ye çevirdiğiniz ama anlam olarak oraya gelmez. Sadece UTC'ye göre alınmadığını lokal, yani LOC, LOC lokal, çevir yerel saate göre alındığı anlamına gelir. Çıktıyı heder etmez. Çıktı geçersiz sayılmaz. Hangisine göre alırsan al, ikisi de geçerlidir. Ona göre işlemini yapabilirsin. Orada problem yok. Evet. Kalibrasyon konusunu açar mısınız demiş. Hocam senin konun kalibrasyon. Şimdi kalibrasyonu anlatayım. Şimdi dijital takograflarda arkadaşlar kalibrasyon şöyle. Yani kalibrasyon aşamaları var ilk başta. Yani servisin yapması gereken aşamalar. Bir dijital takograf üretildiğinde kayıt yapmaz halde geliyor. Yani şurada üretici modu dediğimiz modda gelir. Şu kenarda iki tane kutucuk görürsünüz. Bu üretici modudur. Takografın ilk olarak servis kartı takıldığında takograf aktivasyon olur. Yani üretici modundan artık kayıt yapabilir pozisyona geçer. Üretici modundayken dijital takograf cihazları kayıt yapmaz. Arkasından bunun kurulumunun yapılması gerekiyor. Yani bir nolu kalibrasyon aslında her zaman için bizde aktivasyon kalibrasyonudur. Yani onda kalibrasyon değeri girilmeyebilir. İkinci kalibrasyon kurulum kalibrasyonudur. Kalibrasyon değeri ezbere girilebilir. Takografın çeşitli şasi numarası, işte plakası, işte diğer parametreleri bu aşamada girilir. Üçüncü dediğimiz kalibrasyon, hocam inşallah, üçüncü dediğimiz kalibrasyon ise takografın ilk kalibrasyonudur. Yani 3 numara yazıyorsa kenarında parantez içinde. Hocam 1, 2, 4 var. Evet, şimdi o 3'ü atlayabilir kimi zaman. Dördüncü kalibrasyon ise periyodik kalibrasyondur. Yani her 2 yılda bir yapılan kalibrasyona biz periyodik kalibrasyon deriz. Periyodik kalibrasyon devreye girdiği anda rapordan bazen 3 nolu kalibrasyonu siler. Yani onu görmeyebilirsiniz. O ilk kalibrasyondur çünkü. Ama takograftan veri indirdiğinizde bu görmüş olduğunuz tüm kalibrasyonların hepsini görürsünüz. Kalibrasyon aşamasında bir takograf servisinin aracı 20 metre pistte 3 kere kullanması gerekiyor. Yani bir araç geldi, hemen takograf servis sorumlusu aracı hiç yürütmeden kalibrasyon yapıyorsa eğer, bu kafadan atmasyon bir kalibrasyon. Yani nasıl anlayacak denetleyici hocam? Denetleyici bunu nasıl anlar? Denetleyici bunu nasıl anlaması çok zor. Ancak veri yedeklerse şeyi görebilir. Hani aktivite raporundan aracı gerçekten takograf servisi kullanmış mı, kullanmamış mı onu görebilir. Ben şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Evet. Son iki kalibrasyondaki rakamlar tamamen aynı ise, hiçbir oynama yok ise, bu ezbere yapılmış bir kalibrasyon. Aynen. Bir de öyle bir durum var. Ben burada aslında kalibrasyon 2 yılda bir yapılıyor. 2 yıl boyunca kullanılan aracın lastikleri yıpranmıştır veya yenilenmiştir. Şimdi sadece lastik olarak düşünmeyin olayı, çünkü şey de yıpranmıştır. Şanzıman da yıpranmış. Şanzımanın dişlileri yıpranıyor. Arabanın bir kere şimdi hani siz şaft diye bir demir var ya, hani ön şanzımanla arka şey arasında duran uzun bir demir var. Bu demirin aracın frenleme esnasında ben büküldüğünün videosunu gördüm. Yani gerçekten o görmüş olduğunuz kalın demir boru bildiğiniz kağıt gibi bükülüyor yani zaman. Aşınıyor yani. Bir de bakın mesela eğer şeyse, elinizde denetleme, yani bu veri yedekleme yazılımı varsa, mesela ben şurada Mercedes benzin yaptığına şey yapayım. Mesela bakın burada aktivitelerine bakıyorum. Araçtan seçtik bunu da. Şimdi o bilgileri biraz böyle açıklamak sıkıntılı olur diye şey yapmadım. Şimdi aracın kalibrasyon esnasında ne yaptığını göreceğiz servisin. Yani bunu biraz daha bizim piyasadaki servisleri etkilememek için, fabrika servisi olduğu için söylüyorum. Fabrika servislerinde ölçüm şeyi biraz daha farklı, ama normalde bizim servislerin sürüş yapması gerekiyor. Şimdi burada aktivitede eğer siz sürüş göremiyorsanız eğer o gün tarihli kalibrasyonda, bu aracın kalibrasyonu uygun şekilde yapılmamış demektir. Bunu ancak veri yedeklemeden anlayabilirsiniz. Başka hiçbir şeyden anlayamazsınız. Bakın nitekim ki bakın bunda direkt değerleri girmiş. Hiçbir şekilde sürüş yok. 66-2000 bir tane daha var. Onda da hiçbir şekilde sürüş yapmamış. Eğer böyle bir kalibrasyon görüyorsanız eğer, çünkü aracın hem 20 metrede 3 kere hareket ettirilmesi lazım, hem de son çıkan mevzuata göre 50 kilometre hızda aracın 1 kilometre kullanması gerekiyor takograf servisinde. Yani en düşük 50 kilometre hızda. Yani bunların hepsinin olması gerekiyor. Yani aracın nereden baksanız bence 10 kilometre de en kötü ihtimalle 1-2 kilometre sürülmüş olması gerekiyor. Bakın mesela şurada servis ne yapmış? Sadece kısa dinlenme yapmış. Kartını takmış, çıkartmış. Tamam mı? Bu doğru bir kalibrasyon. İşte bu yasal olmayan kalibrasyondur. Yani adam hiç sürüş yapmamış gün boyunca. Yani bunu şeyden görebilirsiniz. Bir veri yedekleme esnasında görme şansınız var. Ama veri yedeklemezse bunu görme şansınız çok çok zayıf. Yani şu anda biz araç yazılımını yeniden düzenliyoruz. Bu takograf araç bizim Takolis denetimde şeyde bu araç veri yedeklemede bir hata tespit ettik. Yakın zamanda onu düzelteceğiz. Bu araç veri yedeklemede bu tür bir durum varsa onu memur arkadaşlar çok rahatlıkla görebilecekler yani oturdukları yerde. Yani öyle bir şey çalışmamız da var. Ama daha halen daha geliştirme aşamasında biraz elimizde bir işler var şu an. Onları bitirirsek muhtemelen onların güncellemelerini yapacağız. Teknik veri aradım ama teknik burada şu an için bulamadım. Evet yani o sorunun cevabı takograf firmalarda aracı kullanarak test ederek yapmaları lazım. Oturdukları yerden veya kartı tak çıkar. Aynı rakamlar kalibrasyonların doğru yapılmadığını oradan anlayabiliyoruz. Aynı soruyla bağlantılı olarak arkadaş IMS'yi sormuş. Evet. IMS biraz daha kapsamlı bir konu arkadaşlar. IMS ikinci veri doğrulama kaynağı olarak geçiyor. Bu dijital takograflar ilk çıktığında kesinlikle manipülasyon yapılamaz. Buna müdahale edemezsiniz diye reklamı yapılarak çıkılan bir versiyondu. Fakat hemen peşinden Bulgarlar mıknatıs hilesini, peşinden Ruslar ve Polonyalılar değişik hileleri bulunca otorite, IRC dedi ki yeni bir sistem kurun ve bana ikinci bir veri kaynağı bulun. Yani sadece şanzımandan bir hareket verisi geliyor. Takograf cihazı bununla çalışıyor. Bu yeterli olmuyor. Gördük. O yıllar için konuşuyoruz. Yeni bir ikinci bir veri doğrulama kaynağı üretin denildi ve IRC'nin bu talimatı üzerine firmalar ikinci veri kaynağı olarak ABS'den gelen veriyi takografa aktardılar. ABS'den gelen veriyi takografa aktardılar ve iki verinin uyumlu çalışıp çalışmadığına baktılar. Bu ileriki aşamada tekrar değişti. IMS verisi ABS yerine GPS'e aktarıldı. Bu sefer de araçlarda şu an hemen hemen tüm araçlarda var. GPS verisi var. GPS verisiyle şanzıman verisinin uyuşup uyuşmadığına bakmaya başladılar. Yani IMS nedir? İkinci şanzımandan gelen veriyi doğrulayacak olan ikinci veri kaynağıdır. Bu araçta olmalı mı? Çalışmalı mı? Evet. Ancak açık açık yazıyor mu? Hayır. Şöyle yazıyor bizim mevzuatımıza. Diyor ki takograf cihazları montaj yönetmeliğine göre söylüyorum bu kısmını. Takograf servis için söylüyor. IMS hattının ABS hattının bağlı olup olmadığını kontrol eder. Kontrol eder diyor. Kontrol eder diyor. Yani orada çalıştırır dememiş. Kontrol eder diyor. Aslında yine sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Tercümeden kaynaklanıyor. Yani biz de bu montaj yönetmeliğini kendimiz yazmadık. Mealen çevirdik. Türkiye'de uyguladık. Çeviren kişi trafik mevzuatına hakim olmadığı için oradaki cümleyi olduğu gibi almış bize kopyalamış. Yani kontrol eder etti ne olacak? Çalıştıracak. Yani bunu yazmadığı için biz burada tereddütte kalıyoruz. Evet takograf cihazı eğer AETR'ye göre konuşuyor isek IMS hattının ikinci veri kaynağının var olması, çalışıyor olması ve birinci kaynağı, birinci hareket verisi kaynağının doğrulaması gerekir. Evet hocam IMS ile ilgili ben şöyle araya gireyim teknik olarak. Şimdi IMS sinyali normalde 3 kaynaktan alınabiliyor. Biri evet. Aracın CAN-bus sisteminde yani ABS sisteminden gelen sinyallerin aslında beyinde hıza dönüştürülmesi denilen bir mevzu var. Oradan o iki hız karşılaştırılıyor. İki hız arasında 9 kilometreden fazla fark var ise IMS uyarı veriyor. Yani IMS araç hareket çakışması uyarısı veriyor. Bir de pin C3 dediğimiz bir giriş var. Pin C3'ten de aracın devir saatinden bir sinyal giriliyor. O sinyalle de hız karşılaştırılması yapılabiliyor. Bir de ayrıca GPS'lerde GPS takılıyor. GPS'in üzerinde aracın hızına göre pals üreten bir sistem var. O sistemle yapılan bir ölçüm var. Yalnız Avrupa'dakiler 2010 sonrası tüm araçlara bunu taktırtıyorlar. Yani hiçbir şansınız yok IMS'si olmayan araçta. Yol kat etme şansınız yok. Ama yurt içi mevzuatta maalesef yönetmenimizde işte bu şey mevzusu, hani kontrol eder, olmak zorundadır demediği için kimi servis açıyor, kimi servis kapatıyor. Herkes kafasına göre bir şekilde takılıyor sektörde. Evet. Soru gelmiş. Sorunun cevabı evet. 39'a 2'den işlem yapılır mı? Çok detaya girmeden söyleyeyim. Evet, 39'a 2'den işlem yapılır. Hukuki dayanak oluşmuştur. Araçtan aldığınız çıktı size hukuki dayanağı sunar. Robot yapımı kumlu olan arkadaşa cevap veriyorum. 39'a 2 işlemi doğru olur kardeşim. Hı hı. Takograf çıktı almak için araç kontağını açmak gerekiyor. Aksi halde yazdırma mümkün değil diye. Yani o normal. Yani araç kontağı açmadan takograf uyku modunda kalıyor. Orada da sırf araç, şöyle söyleyeyim, geçmiş zamanlarda araç üreticileri aracın kendi kendine, yani takografın kendi kendine aracın elektriğini bitirdiğine dair itiraz ettiler. O yüzden kontak kapanınca standby moduna geçmesine dair bir karar alındı. Bütün takograflar standby moduna mecburen geçiyor. Yani onda hiçbir şans yok. Bence de yani burada bir sorun yok. Kontak açılacak, evet açılacak. Hepsi bu kadar. Zaten denetlemede bu işlemi yapıyorsunuz. Dolayısıyla araç çalışır halde uygulama gelmiş oluyor. Sürücü aşağı indi, kontağı kapattıysa rica ile veya zaten zorunluluk takograf çıktısı vermesi, kendi vermesi hatta zorunluluk. Onu da söyleyelim. Takograflardan rapor almak zorunda değiliz. Yani AETR'ye göre değiliz. Her sürücü istenilen her raporu vermek zorunda. Niye vermek zorunda? Çünkü profesyoneller. Profesyonel olduğunu nereden anlıyoruz? Hepsinde SRC, yani sadece ticari amaçla araç kullanan kişilere verilen SRC belgesi var. Bu işin profesyonellerler bilmiyorum, yok, maalesef yok. Herkes çıktısını kendisi verecek. Bu durumda da kontağını açıp çıktıları verecek. Vermese ne olur? 31'e 1B olur arkadaşlar. Faruk Bey sormuş. Evet, Faruk Bey'in sorusu enteresan bir soru. Birinci sürücü, ikincisi araç sahibi, üçüncüsü işleten ne giriyorsa buradaki teşebbüs sahibi kim oluyor? Tamam, sürücü aynı, araç sahibi ile teşebbüsün sahibi, doğru mu anlıyorum? Araç sahibi ile işleten aynı ise işleten kısmından işlem yapılır. Basitleştireyim. Sürücü kişi Ünal Esen, yaptık işlemimizi. Bu sefer Ünal Esen'in Esen Nakliyat diye bir şirketi var ve aracı başka biri kullanıyor. Caner Hocam kullanıyor olsun. Bu durumda Caner Hoca'ya bir işlem araç sahibine değil ancak işleten kısmından Esen Nakliyat'a işlem yapılır. İnşallah anlatabildim. Bunun bir de üçlü versiyonu vardır. Üçlü versiyonu vardır. Otobüslerde daha çok, diğerlerinde de var gerçi. Sürücü Caner Hocam, aracın sahibi ben ama A şirketinin yetki belgesini kullanıyoruz. Ben evet. A belgesinden yetki belgesini kiraladım. Aracı da Caner Hocama şoför olarak verdim. Bu durumda üçlü olur işlem. 49'da 3'ün 1, 2'si ve 3'ü ayrı ayrı uygulanır arkadaşlar. Bu da böyle yapılır işlemi. Soru, kalibrasyon konusunda sahada yapılacak işlemler konuşulmadı. Abi biz sahadayız. Kalibrasyon konusunda sahada ne yapabilirsiniz? Sahada yapacağınız bir işlem yok arkadaşlar. Yani kalibrasyon doğru değil mi anlayabilmenizin tek bir şekli var. Kalibrasyonun doğruluğunu test etmeniz. Bunun için de kalibrasyon yapacak bilgiye, ki bilgi yetmeyecektir, teknik ekipmanlara ihtiyacınız var. Teknik ekipman bizde olmadığı müddetçe biz sahada kalibrasyon doğruluğunu kontrol edemeyiz. Ancak şüphe ettiğimiz durumlarda şunu yapıyoruz basit yöntemiyle. Radar aracına doğru aracı, yani denetlenen aracı radarla test ediyoruz. Radar aracıyla uyumlu ise hızı, kalibrasyonu doğrudur. Eğer radar aracıyla uyumsuz ise doğru değildir. Ha, bu da kalibrasyon sadece hız kısmının, yani KVL değerlerinin WKL değerlerinin doğru olup olmadığının testini yapmış oluruz. Onun haricinde sensör kontrolünü yapamayız. Kıtas 1 mi var, kıtas 2 mi var? Bunu yapamayız. Bunun doğruluğunu test edemeyiz. Öyle söyleyeyim size. Başka neyi yapamayız bu durumda? IMS'yi kontrol edemeyiz. Bazı IMS'yi kontrol ederiz. Bazı çıktılarda IMS on off yazar. Bazılarında 961'e ne yazıyor hocam? 561'e 2009. Ona ok yazarsa evet doğrudur. Yani IMS hattı bağlıdır anlamına gelir. Eğer ok yazmıyorsa 961 yoksa teknik veri çıktısında IMS hattı yoktu anlamına gelir. Ha, burada da biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekir. Onun haricinde takografın kalibrasyonu sahada çok iyi değilseniz yapamazsınız. Çok ya, iyi test etmek çok zor. Ekipman olması lazım. Evet hocam. Yani orada bazı sıkıntılar var yani kalibrasyonu test etmek için aslında Avrupa'da da hani memurlar sadece teknik bilgiye dayalı olarak şey yapıyorlar. Orada ellerinde çizelgeler var. O çizelgelere göre zaman zaman müdahale edebiliyorlar. Ama onlar da çok fazla işin şeyine girmiyorlar. İşin sadece şüphelendikleri aracı servise yönlendiriyorlar. O şekilde bir çözüm üretiyorlar. Yani Türkiye'de de mecburen aynısını yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten bu dediğiniz mevzu hani yol kenarında testinin yapılması oldukça zor olan bir kısım. Hani ileride bazı şeyler yapabilir miyiz? Onun için de şu an aslında uğraşıyoruz ama inşallah şey yapacağız. Ona da bir çare bulunacak yani. Bir şekilde bir çözüm bulunur yani orada. Zaten aslında kalibrasyon denetlemesini de yapacak olan birim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın il müdürlükleri yani ya serviste ani baskınlarla yapabilir bunu veya yol kenarına denetlemeye de çıktıkları zamanlar oluyor. Yani burada yol kenarı denetlemesinde de bunu geçmişte bir aralar yol kenarı denetlemesi yaptılar trafik birimleriyle beraber veya çapraz denetim yapabiliyorlar. Yani bunu yaparlar mı yapmazlar mı orası da tabii tamamen bakanlığın inisiyatifinde olan bir mevzu. Burada ülke olarak karar vermemiz gerekli. Ülke olarak karar vermemiz gerekli. Evet. Biz bu işi takograf denetleme herkesi için konuşuyorum. Sırf denetleyelim, istatistiklerimizi toplayalım diye mi yapacağız? Yoksa insanların can ve mal sağlığını koruyarak, kollayarak mı yapacağız? Yoksa ülkenin durumu belli, insanların çalışması lazım, fazla da yüklemeyin mantığıyla mı yapacağız? Yani buna otorite olarak karar verdiğimiz zaman gerisi çok kolay. Emin olun çok kolay. Hepsi yapılabilecek işler, çok basit yapılabilecek işler. Ufak yazılımlar alarak, denetlemeyi etkinleştirerek çok rahatlıkla atabileceğimiz işler. Ama kafamız karışık. Bizim değil, yanlış olmasın. Ülkedeki tarafların kafası karışık. Kimisi ölüme, kazaya, cana bakıyor. Kimisi ticaretine bakıyor. Kimisi çalışma şartlarına bakıyor. Yani burada bir yol çizilmesi lazım. Bu yola tüm katılımcıların 2009-18'de 7 tane ayrı ayrı bakanlık sayar. 2009-18'in yetki verdiği 7 ayrı bakanlık var. Yani bunların bir araya gelip ama gerçekten doğru şekilde bir yol çizmemiz lazım. Bir şeye karar vermemiz lazım. Gerisi teferruat. Yani evet 10 uyarma ceza puanı mı verelim? Ha, bana soruyorsanız vermeyelim. Biz o arabayı direkt götürüp men edelim. Çünkü içinde 50 tane yolcu var. Veya 40 tane yolcu. Uyarma cezası ve 10. kezde 10 kişinin ölmesini beklememize bence gerek yok ama ben hangi pencereden bakıyorum? Denetleme penceresinden bakıyorum. Ha, otobüsçü farklı pencereden bakıyor, diğeri farklı pencereden bakıyor. Yani bunu bir şekilde fikir birliğine varmamız lazım diyorum. Yani orada o sıkıntılardan biri o zaten. Şimdi sormuş Selçuk Öngel diyor ki işte ben de onu diyorum 31'e 1B yani takografın kalibrasyonu yoksa bu damgalar tartılar kanununa göre 2009-18'in konusu olmaz. Damgalar tartılar kanununa göre yapılması gerekir. Dolayısıyla 31'e 1B'den işlem yapılmaz diyor. Hayır kardeşim öyle değil. Biz süreleri de 4857'den alıyoruz. O zaman süre ihlallerine de 4857'den ya da kaçak iş çalıştırmaktan işlem yapalım. Ama öyle değil. Evet, kaynağı, yani kalibrasyonun kaynağı damgalar, tartılardan gelir. Ama bu bizim mevzuatımıza da yansıtılmıştır. Biz bunu trafik mevzuat açısından özel kanunla yaparız. Eğer kalibrasyon hatalı, bilerek ve isteyerek bozulmuş ise, manipüle edilmiş ise, o zaman o kuruma da ayrıyetten bilgi veririz. 31.2 olur zaten. 31.2 ile biz böylece zaten yapmış oluyoruz. 31.2'de zaten yetki bayağı bir artıyor o konuda zaten. Evet. Yani sadece kaynak orası diye sadece onlar bakacak değil. Yine tekrar ediyorum. Sürelerin de kaynağı iş kanunu ama 2009-18'den işlem yapıyoruz. 2009-18'de yok demiş. Hayır, var. Ne var? Takograf cihazını kullanır durumda. Kullanır durumda nasıl bulunur? Tam ve sağlıklı olarak çalışıyorsa bu. Bunun da onayı kalibrasyonu ile. Yani şeye bakıyor. SRC muafiyeti konusu var ama o konuyu pek yani bugünün konusu değil. SRC yani, İsa kardeşim, bence bugünün konusu değil. Girersek taşıma kanunu altının üstüne getirmemiz lazım. Çok detaylı bir konu ve bence ulaştırmanın daha çok bakması gereken bir konu. Yine Faruk'tan okuyalım. Hocam, bazı Rus tırlarında takograf cihazı Kiril alfabesine göre yazıyor. Denetim esnasında Latin alfabesine nasıl alırız? Çok basit alırsın. Denetleme kartını taktığın andan itibaren takograf cihazı otomatik olarak dilini Türkçe'ye çeviriyor. Tüm dünya, tüm AETR ülkelerinde bu böyledir. Denetleme kartını taktığın an takografın cihazı o ülkenin diline döner. Hocam devam et. WhatsApp'tan bir arkadaş sürekli soru soruyor. Ona bir bakmam lazım. Bir yandan da bir arkadaş diyor, abi yoruma göre mi cezamı keseceğiz? Yok, yoruma göre değil arkadaşlar. Yani şu anda zaten hepsi kanunlarda aslında var ama bizim Türkiye'deki kanunlarda maalesef biraz dağınıklık var. Yani bir kısmı burada, bir kısmı orada, bir kısmı şurada. İster istemez bazı dağınıklıklar var. Kurumlar arası şeyler de var. Mesela bir kurumun kesmesi gereken cezayı normalde polis kesmek durumunda kalıyor. Çünkü sahada ilk polis karşı karşıya kalıyor. Sıkıntılı olan konular sadece cezaların detaylandırılmaması. Yani şu an 3 madde var. Bence ceza maddelerinin Avrupa'daki gibi yaklaşık 50-60 maddeye kadar çıkarılması gerekiyor aslında takografta. Öyle bir sıkıntımız var. Tabii o da yol kenarında nasıl işlem yapılacak biraz süreyi uzatacak gibi gözüküyor ama şu andaki 3 madde bence yetersiz gibi geliyor. Ben şöyle gireyim oradan konuya. Evet, 31. maddenin parçalanması 34'te olduğu gibi alt bentlere oluşturulması gündeme geldi. Ben de o şekilde düşündüm. Fakat şuraya geliyorsunuz. Sürekli yeni kural ihlalleri çıkacak. Eklemeler çıkacak ve bunların ihlalleri çıkacak. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek. Şu an elimizde yuvarlak bir madde, yuvarlak bir kanun. Takograf cihazını kullanır durumda bulundurmamak veya kullanmamak maddesi. Ama şu an hangi yönetmelik, hangi genelge neyi düzenliyor ise direkt olarak oraya dahil oluyor. Yani o yuvarlak veya torbanın içine direkt olarak girmiş oluyor. Bu sefer de sürekli kanun yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü 2009-18'den 31. maddeyi değiştirmek için meclisten kanun geçirmeniz lazım. Her yıl kanun geçemeyeceğine göre hani bence burası çok da kötü değil gibi geliyor bana. Zaten yandaki yönetmeliklerle veya genelgelerle yapılan düzenlemeleri 31. maddeden tek olarak kullanmak bence gayet makul ve mantıklı. Yani şimdi ilk çıktığında IMS hattı yoktu. IMS hattı geldi. Şimdi IMS için yeniden bir ceza maddesi mi koymamız lazım? Veya ceza maddesi yoksa o zaman hiçbir zaman buna işlem yapılmaması lazım. Bence çok detaylandırmayın. Yani maddeyi bölmek için bence çok uğraşmayın. Yandan kastım şu. Onu düzenleyen genelge veya yönetmelik değişikliği hangi kurumdan geliyorsa gelsin. O onun için dolduracaktır diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Metin hocamız da yazmış galiba alttan. Hayırlı akşamlar Metin hocam. Bir gün de Metin hocamızı dahil ederiz ya. İnşallah. Okuyun ve cevaplamaya çalışayım. Hocam sen bilgisayardan gördün de rahat görüyorsun. Ben buradan tarihli ihlallerde ceza tutanağına ihlal tarihini mi yoksa denetim tarihini mi yazacağız? Metin hocam, ceza tarihi bugünkü tarih olacak, ihlal tarihi ihlal edildiği tarih olacak. Yani şu anki ceza makbuzunda açıklama kısmına biz bunu uygulamada yapıyoruz. Anlatacağımın bir yasal çerçevesiyle nasıl anlatayım, bir genelgeyle söylenmiş bir metin değil, uygulama metnini söylüyorum size. Atıyorum işte 3 ay önceki hız ihlalini o tarihle söyleyelim, 15.09.2023 tarihli 115 kilometre hız ihlali dedik ve tebliğ tarihi de bugünkü tarihi olacak ve işlem bitmiş olacak. Biz uygulamada bu şekilde yapıyoruz hocam. Lastik büyütme ile ilgili gizleme konusunda, lastik ile hız gizlenmesi konusunu sormuş Hüseyin. Bu açıklayalım. Eski İstanbul taksicilerinin o zaman çokça kullandıkları taksimetrelerin ayarlarını bu şekilde manipüle ettikleri bir yöntemdi. Büyük jant lastiklerle taksimetre kalibrasyonuna girer ve kalibrasyondan sonra küçük lastikler takarlardı. Ve böylece 10 kilometrelik yol küçük lastiklerle 11 kilometreye çıkardı. Taksimetre daha fazla yazardı. O da daha çok para alırdı. Ancak şimdi bunu büyük araçlarda, yani kamyon çekici türevi araçlarda hiç görmedik. Bir lastiğin maliyeti bugün 10.000'lerden fazla. Bir arabanın altında takribi 16 tane lastik var. Yani 160.000 lira ödemesi lazım ki bu manipülasyonu yapabilsin. Dolayısıyla gördüğümüz bir yöntem değil, yapılan bir yöntem. Takograf için diye söylüyorum. Gördüğümüz bir yöntem değil. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Çekicideki lastikleri, işte 22,5 lastikleri söküp 19'luk lastiğe geçecek. O zaman öndeki lastikleri de değiştirmesi lazım. Ne yaptı? 2, 4, 8, 10 tane lastiği değiştirmesi lazım. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Nasıl anlarız? Lastik basıncıyla oynayabilir hocam. Onu söyleyeyim. Yani lastik basıncını artırıp eksilterek yapabilir. Ama dediğim gibi o da çok sağlıklı, çok aman aman bir fark yaratmayacaktır. En fazla 3 kilometre falan gibi bir fark yaratacaktır. Hani deneyen arkadaşlar var ama hani dediğim gibi çok da başarılı olamıyorlar, onu söyleyeyim. Evet, Selçuk'a cevap verelim, Selçuk Öngel kardeşime. Burada biz işlem yaptık da lastik çapındaki farklılıktan kastınız 3 boyut lastik var. 17'lik. 17,5'luk lastikler, 19'luk lastikler ve 22,5'luk lastikler var. Şimdi bu ana grubun altında 205, 70, 22,5 veya 210, 70, 22,5'da çok bir fark yok. Bizi asıl ilgilendiren konu lastiklerin o 22,5, 19 veya 17,5'luk olması. Diğerleri hiç görmeyelim anlamında değil ama hızı çok değiştirmeyecek anlamında. Çok dikkat etmemiz de gerekmiyor o kısma. Hocam yani aslında zaten teknik raporda lastiğin ölçüleri var. 315'e 80 mi, işte 295'e bilmem ne mi. Evet. Zaten orayla şeyin tutması gerekiyor. Çekici lastiklerle kalibrasyon belgesinde ve kalibrasyon teknik rapordaki şeylerin tutması gerekiyor. Eğer tutmuyorsa zaten uygun olmayan takograf kullanmaktan ceza yazabilirsiniz. Yani orada herhangi bir şey yok. Yani uygun bir kalibrasyonu yok demektir zaten aracın. İsa'ya ben cevap vereyim yine. 24 saatlik kart çıktılarında bilinmeyen süre çok. Bilinmeyen süre niye? Bunu konunun başında anlattık işin aslına bakarsanız. Sürücü araç kullanmadığı zamanlarda takograf kartını alıp cebine koyuyor. Niye cebine koyuyor? Takografta bırakırsa, yani ikinci sınıfta takması lazım. Takarsa sürücüye istirahat yazmıyor, hazır bekleme yazıyor. Bu sefer de ne oluyor? Sürenin bir kısmı sürüşe, diğer kısmı hazır beklemeye gidiyor. İstirahat kalmıyor. İstirahati gösterebilmek için veya araç kullanmadığını anlatabilmek için kartı cebine koyuyor. Bu doğru mu? Hayır, değil. Şimdi bizim hiç yapmadığımız şey, denetlemelerde hiç yapmadığımız şey dinlenmeleri kontrol etmek. Bizim kafası hep şöyle çalışıyor. Sürüş yoksa gerisi dinlenmedir. Hayır, değildi. Çünkü sürüşün simgesi farklı, dinlenmenin süresi farklı, simgesi. Temel simge farklı. Kişi araç sürmüyorsa dinleniyordur demek yanlış olur. Dinlenmeyi dinlenme modunda göstermek zorunda. Net olarak söylüyorum, biz dinlenme sürelerini denetlersek Türkiye'deki otobüsçülerin hiçbiri yol gidemedi. Kurala uymuyor. İbarlaştırmaya çalışıyorum. Kurala kesinlikle uymuyorlar. 5 saat giden arabada arkada veya aşağıda yatmak dinlenme değildir. Ben söylemiyorum, kanun söylüyor. 2918'in aç 98'ine bak, der ki dinlenme araç dışında yapılır. Eğer aracın yapılışında özel dinlenme yeri var ise ve araç karayolu dışında sabit olması şartıyla bekliyor ise bunu dinlenme sayarız. Teker dönerken ikinci şoförün arabada yatıyor olması kanunumuza göre dinlenme değil. Bakın, Avrupa'da bak, otobüs kazası 9 ölü. Getirin okuyalım o çıktıları. Ben çok istiyorum. Yani bir 24'ünü hatta bir haftasını okuyalım o şoförün. Muhtemelen 3 gündür yoldadır. Tahmin ediyorum 3 gündür yoldadır. Bütün süreleri doğrudur. Araca bakalım. Araç kaç saat, araç diyorum dikkat edin, sürücü demiyorum. Araç kaç saat stop etmiş durmuş. Kaç tane ayrı şoför kullanmış. Şimdi şu bugünkü güncel mantıkla baktığınız zaman sürüş yok, o zaman dinlenme veya bilinmeyen süre var. Kartı çıkarmış, o zaman dinlenme sayıyorum dediğin zaman hata ya da ihlal bulamazsın ve dolayısıyla kazayı önleyemezsin. Ama şunu söylersen kardeşim, bu adam arabanın içerisinde, bu şoför arabanın içerisinde dinlendiğini söylüyor. Ancak dinlenmedi. Dolayısıyla yorgun argın tekrar direksiyona, yorgun argın ikinci tur direksiyona, yorgun üçüncü tur direksiyona binerek sürüşe devam ettiği için en sonunda bu kaza yaptı dersek, diyebilirsek, o zaman kazayı önleriz biz. Otobüsçülere bakın, en çok kazaları ne zaman yapıyorlar? Dönüş turunun sabahında. Bakın dikkat edin. Gidiş turunun değil. Nereden çıkarsa çıksın. Benim güzergahım Ağrı Van güzergahı. Van'dan çıkacak. İstanbul'a gidecek. Dönecek, geri gelecek. Ve gelirken de genelde bizdeki malum yerlerde, isim zikretmiyorum, oralarda sabaha karşı kaza yapacaklar. Bütün herkes kendi kazasına baksın. Çıkış yerlerinde kaza yoktur. Dönüşe yakın yerlerde kaza vardır. Çünkü şoför takribi 48 saattir yoldadır. Arabanın içinde dinlenmiştir veya dinlendiğini takografa kaydettirmiştir. Gerçekte bu yoktur. Gerçekte yoktur ve kazalarımız da bundan dolayı meydana geliyor. Dönüşe odaklı ama bu işten bilen, ne yaptığını bilen, neye bakması gerektiğini bilen, niye baktığını da bilen. Bakın, niye baktığını da bilen şekilde denetlemeye dönmek zorundayız kazaları engellemek için. Denetlemenin amacı, tekrar ediyorum, denetlemenin amacı kazayı engellemek ise, ki öyledir. Niye öyledir? 2918'in aç 2. maddesi bu kanunun amacı vardır. Amaç kısmı ne der? Bu kanunun amacı halkın can ve mal güvenliğini tesis etmek. Aynısı nerede yazar? Anayasada yazar. Polisin, denetlemecinin, jandarmanın görevi halkın can ve mal güvenliğini korumak. 2918'in madde 2'si de bunu söyler. Eğer biz halkın can ve mal güvenliğini koruyacaksak, denetlemenin amacı bu ise, bu kurallar da onun için konulmuş. Onun için konulmuş. Dolayısıyla denetlemeyi doğru şekilde yapmamız ve yaptırılması gerekiyor diyeyim. İşte orada bu sorgulama kotası diye bir mevzu var hocam zaten. Galiba o biraz zor duruma sokuyor. Kotanın sayıları çok bir önemi yok hocam orada. Yani sahadaki kişi olarak söylüyorum. Yani bunu 50-60 da yapabilirsiniz, 150 de yapabilirsiniz. Evet, 150 sorguya çıkarsanız veya 100'ü geçerseniz sahadaki personel yorulacaktır. Ciddi anlamda efor sarf etmesi gerekecek, yorulacaktır, ancak yapılamayacak şeyler değil. Mevzu yapıldığı zaman karşılığı ne? Yani evet, biz 100-150 tamam yapalım. Ben hatırlıyorum 300 küsür sorguyu, 300'den fazla sorguyu yaptım. Yaptığım gün güzergahımda kaza var ise bunun bir anlamı yok. Aynen. Denetlemenin bir amacı var. Yani kitapta yazılı bir amacı var. Ben söylemiyorum. Ya da ben bunları kendime göre yorumlamıyorum. Kitapta yazan bir amacı var. Şimdi ona yönelik yapmamız lazım. Bugün bir tırı almak, çekiciyi almak, denetlemek, ceza yazmayacaksanız bile minimum 20 dakika. İşlem yaparsanız 30 dakikayı geçer. 30 dakikayı geçer yaparsanız. Şimdi buna göre bir denetleme var. Bir de sayıya yönelik denetleme var. Al 3 dakika 5 dakika bu değil yani. Bu olmaması lazım. Burada farklı konulara girmeye başlıyoruz. Siz devam edin hocam. Takografta UTC ile alakalı bir soru gelmiş. Arkadaşlar UTC saatinde artı eksi 20 dakikadan fazlaki tüm sapmalar kalibrasyonu yeniden yapılmasını gerektirir. Yani araca 31'e 1B'den işlem yapılır. Eğer teknik rapor incelendiğinde bu hatalı ayarlamayı servis yaptıysa orada da servise işlem yapılabilir. Yani öyle de bir mevzu var. 2 saat veya 1 saat mevzusu arkadaşlar yaz saatinden kaynaklanır. Biz ülke olarak uzun zamandır da bir süredir yaz saat uygulamasına geçmiyoruz. 3 saat kış saat uygulamasının farkıdır. Yaz saatine geçtiğiniz zaman artı 2 olur. Artı 3 olmaz, artı 2 olur. O bir saatte orada. Ama biz hangi saat dilimindeysek takografta o saat dilimine göre ayarlanmış olması gerekir. Yolda indi ne yapılır? Yolda indi bir şey yapılmaz. Onu o şekilde söyleyelim. Yolda indiyse bir şey yapmıyoruz. Yani. Kanunda bununla alakalı bir karşılık yok. Fakat şunu yapabiliriz. Denetleme kartıyla çıktıları alıp sürücünün ad, soyad ve bilgilerini tam olarak gördükten sonra yolda inen sürücünün geçmişe yönelik ihlalleri varsa gerekli işlemler yapılabilir. Eğer otobüs ise UHTDC'den yani Ulaştırma Bakanlığı'nın otobüs şoförlerinden kontrol edip ona göre işlem yapabiliriz. Ve en sonunda da araçtan indiği söylenen sürücünün bilgilerini tutanak ile SGK'ya gönderip sigortalı çalışıp çalışmadığına dair onların tarafından incelenmesini isteyebiliriz. Tırlarda sürelere uymayan var mı? Her grupta var arkadaşlar. Maalesef var. Mürettebat sürüşlerde otobüs şoförleri 8 saat dinlenmeli mi? 8 tek başına yeterli değil. 8 artı 4 olacak o. 8 artı 4. Yani en azından aslında 11 saati gene görüyor vatandaş. 11 saat üstü dinlenmesi gerekiyor aslında normal. Evet. Yani her halükarda parçalı günlük dinlenmede 8 artı 4'tür. Sadece 8 değil 8 artı 4'tür. O şekilde çıkması lazım. Çıkış verebilir miyiz? Eğer süreyi aşmadıysa 8 saatten sonra 4 saat daha dinleneceğini beyan ediyorsa bence çıkış verilebilir. Çünkü kanun 8 artı 4'e izin vermiş. Biz vermiyoruz diyemeyiz. Hocam soruna gelelim mi? Yani bugünlük galiba sorularla geçirdik hocam. İlk yayın oldu. Evet. Yani. Arkadaşlara, katılımcı arkadaşlara soruları için çok çok teşekkür ediyorum. Ünal Esen hocama katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Aslında biz Ünal hocamla bunu geçmişten biridir hep böyle bir yapacağız falan derken böyle hep kaynadı. Bir şekilde olmadı. Kısmet bugüneymiş. İnşallah biraz daha ilerleyen zamanlarda tekrar yaparız muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Ya Ünal hocam beni davet eder ya ben onu davet ederim bu şekilde. Verimli olabildiğimizi sanıyorum. İnşallah verimli olmuşuzdur. Belki daha da bizim için de aslında çeşitli konular çıkıyor içerik üretmek açısından. Onları da yakın zamanlarda belki Ünal hocam veya ben gene YouTube kanalımızdan yayınlarız. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. Ünal hocam size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman için Ünal hocam da sağ olsun sahadaki tüm arkadaşlara her türlü sorularına cevap vermeye gayret ediyor. Ben de hem trafik bazında hem sürücüler bazında hem de kurumlar açısından gene soruları cevaplamaya devam ediyorum. Yani bize gene özelden veya işte WhatsApp numaralarımız zaten herkeslerde var. Ulaşıp gene sorular sorabilirsiniz. Gene dilimizin döndüğü kadar bilgimiz dahilinde. Zaman zaman bakın bizde hani Ünal hocam tıkandığı konuda bana soruyor. Ben Ünal hocama soruyorum. Çünkü benim de trafik şeyinde bilmediğim şeyler olabiliyor. Ve ben bugünkü eğitimde de gene yeni bir şeyler öğrendim. Aslında takografta benim tek sevdiğim konu şu. Her zaman yeni bir şey öğreniyorum. Yani çok enteresan bir meslek. Hani sonu hiç yok. mutlaka bir şey öğreniyorum yani bir şekilde. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar gene inşallah tekrar bir canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Ünal Hocam size bırakıyorum. Sağ olun davetiniz için. Daha profesyonel yaparız bunu. Daha ileride yine yaparız. Tekrar ederiz. İnşallah. Birlikte yaparız. Değişik arkadaşlarımız gelir. Hatta ben şöyle istiyorum. Şoför arkadaşlar da katılsınlar. Onlar da daha açık olanlar. Herkes, tüm taraflar diye söyleyeyim ben bunu. Tüm taraflar açık olsun. Herkes neyse onu net olarak yansıtsın ki asıl derdimiz olan sorunu çözebilelim. Asıl derdimiz olan sorun bana göre kazalar, can kayıpları, bana göre gereksiz, emeksiz diye söyleyeyim. Çalıştırılan, karşılıksız çalıştırılan arkadaşlar, insanlarımız. Benim kişisel demeyeyim ama öngörümü bunları çözmemiz lazım. Bunlarla konuşalım istiyorum. Devam edelim isterim. Tüm katılımcılara tek tek teşekkür ederiz. Sürçülisan etmişizdir mutlaka. Affola. Yani. İyi vakitler, akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.